yalan söylüyorsun. Sen mutsuzsun diye herkesin mutsuz olmasını istiyorsun. Artık bırak şunu Karsu. Ya Irmak, yalan söylemiyorum. Karsu, yalan söylüyorsun. Salak yerine konmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyorum ve senin de bunları yaşamanı istemiyorum. Ya yeter, sus artık ya. Yalan söylemiyorum. Bunu bilmen lazım. Doğruyu söylüyorum. Bunları seni üzmek için söylemiyorum. Anne söylesene. İnanmıyorsan anneme sor. Anne? Ne diyor bu? Anne söylesene. Anne söyle hadi. Adnan abi yatakta bir kadınla basmadın mı? Sonra siz konuşurken Irmak sizi yakaladığında ona sürpriz bir parti organize ediyor diye çevirdiğinizi söylesene. Karsu yeter. Anne söyle. Anne. Doğru mu bu? Doğru. Doğru mu? Üstüne gitme artık, bırak yürü. Kızım sen ne yapıyorsun? Aklını mı kaçırdın? Böyle mi konuştuk? Anne ben az önce ona bir iyilik yaptım. Bu mu yaptığın iyilik? İçeride bir enkaz oturuyor, farkında mısın? Evet farkındayım. Ama er geç öğrenecekti. Kucağında bir bebekle bunu öğrenseydi daha mı iyi olurdu? Sen kendini düşün. Yaşadığın acıları düşün anne. Lohuz halinde bu acıyı yaşasan daha mı iyiydi? Böyle dam diye söylenir mi? Adnan söyleyecekti. Anne söylemeyecekti. Sok artık şunu aklına. Yeni doğum yaptı, bebekle ilgileniyor. Loğusa iyi değil diyecekti. Bir şeyler uyduracaktı ve söylemeyecekti. Bilmeseydi o zaman. Bazen bilmemek en iyisi. Ben öğrendiysem Irmak da bunu illaki öğrenecekti ama şu anda bizden duydu en azından. Ama maşallah o kadar dürüstsün ki madalya takacaklar sana. Of. Sen niye buradasın? Abim bekle dedi. Güvenlik açısından yani. Sizin eve geleceğinizi tahmin etti. Siz de herhalde korkuyormuşsunuz. Korkmayın diye. Yok bir şeyden korktum falan. Artık onu abime söylersiniz. Evde mi? Uyuyor. Bir şey lazımsa bana söyleyin. Lazım değil. İyi. Olursa ben içerideyim. Karsu'ya baksın. Sürprizmiş. Neden bana söylemediniz? Bak Irmak, biliyorum çok zor. Ben de sizinle aynı durum işte. Ben senin bebeğine bir şey olmasın diye savaşıyorum. Sen şu durumda bunu mu düşünüyorsun? Anneme kalsa sana söylemek istemiyordu. Ama ben bilmen gerektiğini düşündüm. Peki anne anlat yani. Nasıl oldu? Ne zaman, ne gördün, ne oldu? İşte senin tahlillerini almaya gittiğim gece. Benim evimde. Benim yatağımda. Allah'ım inanamıyorum ya. İnanamıyorum yani. Ankara'ya gidiyorum dedi bana. Ankara'ya hep gidiyor yani. Bu hep böyle mi oluyordu? Yani böyle şeyler mi oluyordu hep? Bunu hep yapıyor muydu bu adam? Bunu yapma kendine. Bu sorular hiç bitmez ama cevapları yok. Kendimden biliyorum. Kimdi peki? Kadın kimdi? Genç bir kız işte. Ay, yok artık. Ya bak, senin hamileliğin riski diye söylemek istemedim ama Adnan doğumdan sonra her şeyi itiraf edecekti, söyleyecekti. İnanamıyorum.
İstersen bunu gidip bir Adnan'la konuş. Ne konuşacağım? Ne diyeceğim yani? Ne diyeceğim, beni niye aldattın, nasıl aldattın beni? Ne diyeceğim? Yok yok yani, aklım asla almıyor ya. Bence bu bir kabus ve ben birazdan uyanacağım. Kabus değil vallahi, inanamıyorum böyle bir şeye. Irmak. Yalnız kalmak istiyorum. Kalamazsın. Konuşmak istemiyorum. Tamam, konuşmayalım. Ama seni yalnız bırakamayız. Bana iyi oldu değil mi? Yapma bunu. Hayat böyle ödül ceza sistemiyle ilerlemiyor. İnsan bazen hiç hak etmediği şeylerde yaşayabiliyor maalesef. Merak ettim ama. Bir şey mi oldu? Yok bir şey yok, yok. Kızım burada tutulmuştur her yanı. Çık odana da biraz uyu hadi. Irmak. Uyuyor, daha o uyuyor, bırak. Bu saatten sonra yatamam zaten, çayı koyayım. Karso. Ya biliyor musun? Başta sana kızdım ama. Bence sen doğru olanı yaptın. Ben de tam tersini düşünmeye başlamıştım. Yok. Çocukları hazırlamam lazım. Reha mesaj atmış. Gelip alacakmış birazdan. Niye, daha erken değil mi çocuklara? Annesi gidiyormuş da bugün. Adana'ya dönüyormuş. Kahvaltı etmek istiyormuş torunlarıyla. Ha. İyi, ben uyandırayım çocukları. Sağ ol, teşekkür ederim. Günaydın Kaçak. Günaydın. Evet. Anlat bakalım. Neyi anlatayım? Neyi mi anlatayım? Karsu'yla çevirdiğiniz dolapları. Ya sen beni aptal mı sanıyorsun ya? Ha? Sence ben aptal mıyım? Farkında değil miyim hiçbir şeyin? Dün Karsu beni buradan aldı. Sonra otele getirdi. Sonra sen beni görünce böyle tuhaf tuhaf, garip garip böyle bir hareketler falan. Aynen. Öyle oldu. Ne oldu? Sen Karsu'yu bekliyordun. Sonra Karsu da kendince senden intikam mı aldı? Lale, ben Karsu'yu seviyorum. Aşığım ona. Aşığım. Ve bu saçmalığı izah etmek için ben çağırdım onu o gece oraya. Ama kendisi o kadar öfkeli ki bana, doğal olarak, hakkı. Bana böyle bir ceza verme gereği duydu. Bir dakika, anlamadım. Şimdi siz cilveleşmenize beni alet mi ediyorsunuz? Hayır,
Lale, ben senin oraya geleceğini bilmiyordum ya. Dile, sen aptal mısın be? Ha? Sen aptal mısın ya? Karsu seni sevse böyle mi yapar Allah aşkına? Sinirli olmak başka bir şey. Elleriyle gelip beni sana teslim etmesi başka bir şey Atilla. Olabilir ya, sevmiyordur belki. Sana ne ya bundan? Ben Karsu'yu tanıyorum. Gerçi şimdi tanıyamıyorum ama seninle olmaz Karsu. Böyle boşuna hayallere kapılma sakın. Olmaz, bu iş olmaz. Üç çocuklu bir kadın o. Senin gibi mafyayla işi ne be? Lale, ben bu mafya işlerinden zaten kurtulacaktım. Yapma ya. Evet. Ama işte bir aksilikler oldu ve ertelemek zorunda kaldım. Babam gibi aksilikler. Ama ben bu karanlık dünyayı öyle bir aydınlatacağım ki artık. Evcilik oyunu ya bu. Biz evcilik oyunu oynuyoruz şu an. Bitecek bu. Nasıl olacak o? Ben ne yapacağım? Ya ben ne yapacağım? Ben anneme ne diyeceğim mesela? Geldi kadın işte, evlendim dedim. Geldi, üç gün sonra boşanıyorum mu diyeceğim? Diyeceksin ya. Ne var bunda? İnsanlar beş dakika sonra boşanıyorlar ya. Söyle işte, beni söyle. Ben kötü bir insanım ya ben. Mafyayım ya ben. Bak böyle çıktı bu çocukta. Ben bundan boşanacağım. Sen beni böyle ortada bırakamazsın. Ortada mı bırakıyorum ben seni? Evet. Lale, bak. Sen ağzını kapalı tutsaydın bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Olmayacaktı ya bunlar. Ya yeter! Ya sanki biz böyle bir aşkla bir şeyle evlenmişiz gibi. Bak korkuyorum ben, yapma ne olur. Belki ben büyük bir aşkla evlendim. Nereden biliyorsun? Anlamadım. Belki ben büyük bir aşkla evlendim. Nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. Bilmiyorsun çünkü gömmüşsün kafanı kuma. Hiçbir şey görmüyorsun, duymuyorsun. Lale, bitecek bu. Lütfen. Kabul et bunu artık. Selamlar. Ne oldu be sana? Sen ağladın mı? Seni ilgilendirmez. Çocuklara çağırayım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen bir derdin mi var? Ne oldu? Niye? Derman mı olacaksın? Allah Allah. Karsu olurum tabii ki ya. Bunca yıllık hukukumuz var. Ne oldu? Maalesef. Keşke olmasaydı. Ya sen niye bir öyle bir böyle davranıp duruyorsun? Dengesizim ben. Tamam. Allah Allah. Sen solundan mı kalktın ya? Konuşulmuyor seninle. Konuşma o zaman benimle. Var mı başka bir şey? Yok. İyi. Karsu. Ne? Sen bu aralar böyle giyinip süslenmeler falan, saç falan. Ne bu? Hayırdır? Kime yapıyorsun? Sana ne? Sana ne ya? Sana ne? Daha kaç defa söyleyeceğim bunu anla diye. Kendime süsleniyorum, tamam mı? Anladın mı? Anlamadın tabii. Nasıl anlayacağım? Çocuklar, babanız geldi. Atar gider. Severim ben, atar gider severim. Ya karşısında daha çok güzel duruyor. O yüzden karşısında seviyorum. Ömer. Abicim ne haber? İyi, senden? Var mı sıkıntı? Yok da bu İpek'in görüştüğü çocuk var ya, pisliğin teki çıktı ya. İpek de ayrılmış haliyle. Hadi ya. Hmm. Niye, ne olmuş? Parası mı bitmiş? Abi, Karsu abla yasılmış. Anlamadım. Olgun kadınlardan hoşlanıyorum falan demiş. Tamam, tamam, tamam. Anlatma. Sen bu çocuğun yerini yurdunu biliyor musun lan? Ne yapacaksın abi? Hani bulabilir misin? Ya, bulurum tabii. İyi. Yani ben ne yapacağım? Ben bir şey yapmayacağım da. Yapacak birilerini tanıyorum. Vallahi çok iyi olur abi ya. Böyle çocukların kulağını kıracaksın. Kim daha yapmamayı öğrenecek. Değil mi? Ya haklısın. Görüşürüz abiciğim. Görüşürüz abi. Hazır değil mi anneciğim? Aa, oldu bile. Ay. Ben hallederim, dur. Ay. Hı. Oo. Tamam. Eline sağlık. Masadaki, tabaktaki her şey bitecek. Hı? Ay. Ay, 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 ay. Getir, getir.
Menemen de yaptım size. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık annem. Afiyet olsun. Ay anneciğim ya vallahi. Seni çok özleyeceğiz yani ne diyeyim. Ay hem de nasıl. Ya babaanne biz de sana geliriz. Tabii gelin yavrum. Ne kadar mutlu olurum. Kalırsınız. İnşallah anne inşallah. Şu işlerimi bir ayarlayayım. Çocuklar hep beraber gider kalırız. Ne diyorsunuz ha? Evet. Bakın çocuklar. Annenizin yanına gidiyorsunuz ya, orada gerçekten hiç eğlence yok. Babanız size eğlenceli, tatil, keyifli vaat ediyor, sunuyor ya. Allah aşkına ya. Ya zaten baba, orası çok kalabalık. Kendi odalarımız bile yok. Ben seninle kalıyorum. Nasıl ya? Oğlum sen nerede kalıyorsun? Kimle kalıyorsun? Ben annemle birlikte kalıyorum. Annenle birlikte mi kalıyorsun? Ya arkadaş, koca çocuk annesiyle kalıyor ya. Allah Allah. Şöyle yapıyoruz. Bu evde bir sürü boş oda var. Geliyorsunuz. Herkes odasını seçiyor. Keyfine göre boyatıyor, eşya alıyor, istediğini yapıyor. Öyle alt alta üst üste tıkış tepiş olmaz. İstediğiniz zaman gelin. Tabii Reha. Odalarını hazırlat çocukların. Gelsinler devamlı burada kalsınlar yavrum. Gerçekten mi? Ya gerçekten tabii kızım. Allah Allah. Aman annemi özlerim. Kıyamam ben sana. Sanki annesi Bağdat'ta. Anne şurada oğlum bahçeye geçeceksin. İstediğin zaman gider görürsün. Affedersiniz ben kimim acaba? Halanız değil miyim sizin? Bende niye kalmıyorsunuz? Tamam o zaman. Biraz burada, biraz da sende kalırız. Oley. Reha'cığım, çocukların sütlerini getirmemde bir yardımcı olur musun bana? Gençlik, acele ediyorsunuz. Tamam mı? Sizi okula bıraktıktan sonra babaannesi havalimanına götüreceğim. Acele, acele, hadi. Reha ne oluyor? Ne oluyor? Sana ne oluyor ya? Süt alacaktık, ona ne oldu? Çocuklar sürekli bizde mi kalacak? Hayırdır Hande Hanım? Sen benim çocuklarımı mı istemiyorsun ha? Saçmalama ya. Onları ne kadar çok sevdiğimi sen gayet iyi biliyorsun. O zaman? Ne o zaman? Hayır, ben burada 3 tane çocuğa bakacağım ama senin sevgilin olarak mı kalacağım? Sen ne istiyorsun ki ya? Çok basit değil mi? Çok basit. Çiçek falan, çiçek mi alayım sana? Böyle hediye gibi bir şey değil mi? Öyle bir şey mi? Kıvırma, anladın sen. Vallahi anlamadım ya. Nikah canım. Nikah istiyorum ben. Ya ne nikah, nikah? Nereden çıktı şimdi ya? Allah Allah, durup dururken. Evlenmek istiyorum Reha. Ya neyin olduğu belli olsun. Gelen geçen laf ediyor. Ya hayırdır, bir dakika dur orada. Sana kim laf ediyor ya? Ha kim? Bana adını söyle. Adını söyle bana derhal. Neyin olduğun belli olacak Reha. Ya sen benim canımsın. Sen benim ciğerimsin ya. Reha. Ha? Ben çok ciddiyim. Hayır, her kadın evlenmek ister ya. En azından ben istiyorum. Bak, bak, bak. Konuştun. Muhabbete beni böyle gark ettin. Ben unutuyorum her şeyi ya. Okula geç kalacak çocuklar. Vallahi geç kaldık. Daha benim bir sürü işim var ya. Baba. Söyle oğlum. Ben bir eve gidip geliyorum. Tamam ama acele et. Sonra hemen okula gitmemiz lazım. Hadi çabuk koş sen. Yardım lazım mı? Çıkabileceğim. Dur kapıyı açayım sana. Ne oldu? Sen niye geldin? Ödevimi evde unutmuşum. Onu almam lazım. Aa tamam. Nerede ödevin? Getireyim hemen. Bilmem. Yukarıda galiba. Yukarıda. Tamam. Bekle sen beni, ben geçiriyorum. Filoş. Canım. Evlenmek nasıl bir şey? Ay Allah'ım, nereden geldi aklına? Ay. Senin için çok erken bir şey. Herkes evlenmek ister mi? İster tabii. Özellikle kızlar. Böyle güzel gelinlikler giymek, gelin olmak isterler. Her kız mı ister? Tabii her kız ister. Niye istemesin? Bu güzel bir şey mi? Yani sevdiğin, anlaştığın iyi biriyle karşılaşırsan, öyle birini bulursan iyi bir şey tabii ama kötü birini bulursan işte o zaman çok kötü bir şey. İyi nasıl bulacağız? O da çok karışık bir şey. Ve bunlar için sen daha çok küçüksün. Zamanı gelince düşünürüz. Oldu mu? Buldum ödevini. Ha. Bu değil mi? Evet. Tamam hadi bakalım, iyi dersler, geç kalma. Hadi fırla. Ay alem çocuk. Irmak nerede? Duştan çıktı, odasındadır. Irmak hayrola? Nereye? Eve dönüyorum. Konuşmaya mı? Yok, bayağı dönüyorum.
Ben gidersem öyle sessiz sedasız gitmem. O evi yakar, öyle giderim. Yapma Allah aşkına, korkutma beni. Anne, korkacak bir şey yok. Ben de geleyim mi seninle? Adnan'a bildiğimi söylemeyeceğim. Yani bayağı intikam almaya dönüyorsun sen. Aynen öyle anne. Bana yıllardır yaşattığı acıların bedelini ödeyecek. Ben onu hep önceliğim yaptım. Onun yüzünden sizinle bile yıllarca görüşmedim. Ne için? Bunun için mi? Salak yerine konmak için mi? Ben bunu asla kabul etmiyorum ve etmeyeceğim. Irmak, lütfen aklımızı sende bırakma. Bak zaten hamilesin. Vallahi hiçbir şey umurumda değil. İyice düşündüm. Ne düşündün bakayım? Söyle biz de bilelim. Zaten haberiniz olur. Ne yapacaksın sen? Öyle gidip bağırıp çağırmayacağım. Aklımı kullanacağım. Neyse, aklınız bende kalmasın, merak etmeyin. Haber veririm ben size. Araba var değil mi? Şoför geldi mi? Özür dilerim. Sen doğru olanı yaptın Karsu. İyi ki bana söyledin. Ben özür dilerim. Sakın kendini suçlu hissetme. Sen... Yani sarılmayı pek sevmiyorsun. Rahatsız oluyorsun. Merak etmeyin beni. Bizi habersiz bırakma. Bırakma. Sizi seviyorum. Üzülme. İyi olacak. Giderse rahatlarım sanmıştım. Ben de. İnşallah bebeğe bir şey olmaz. Olmayacak, merak etme. O böyle olmayacak, benim Kadir'i bulmam lazım ya. Abi Kadir nereden çıktı bir anda? Beni arıyor ya Kadir. Ama bu sefer belki benim onun ayağına gitmem gerekebilir. Neden? Var kafamda bir şeyler. Sen yerini bul yeter. Abi Kadir şimdi bir deliğe girmiştir. Onu bul bulabilirsen. Bulacağız. Müren balığı gibi. Müren balıkları da öyleymiş biliyor musun abi? Tehlikeyi gördü mü kayanın oluğuna giriyor. Sonra ölü taklidi yapıyor. Allah Allah. He? Tehlike geçince de bakıyor. Yüzüyor, kaçıyor, gidiyor. Şu an okuduğun kitap balıklarla ilgili galiba. Evet abi. Sualtı dünyası ile ilgili resimli bir ansiklopedi okuyorum. Abi sualtında öyle canlılar var ki görsen kafayı yersin. Sen Dilaver'i takip bırakma bu arada. Yani hani babamın çiftlikte olduğundan eminiz ama %100 emin olmamız lazım bak. Yok abi sen merak etme, gözüm üzerinde. De abi bu işin sonu nereye varacak ben çok merak ediyorum. Hasan'la aile yüzleşme.
Sonra da özgürlük. İnşallah. İnşallah. Abi bu arada dediğin çocuğu araştırıyorum. Eli kulağında. İyi. Onu da gelecek zamanı. Ay hepinizi gördüm. Çok mutlu oldum. Ama evimi de özledim. Öyle olur anne. İnsan özlemez mi evini ya? Bana bak Reha. Hı. Sakın çocuklarını o kadına ezdirme. Öyle bir şey olur mu ya? Hande çocukları çok seviyor, bayılıyor onlara. Hiç kimse elin adamının çocuğuna bayılmaz olur. Sen evladını mı düşünüyorsun kız? Düşünürüm tabii. Lale, sen de çalışacağım diye evini kocana ihmal etme kızım. Bak yaşın da ilerliyor. Hemen bir çocuk yapın. Tabii tabii. Anneciğim ne alakası var Allah aşkına? Hem biz daha yeni evlendik yani, erken çocuk için. Irmak Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Hülya. Merhaba Berkman. Valizimi arabadan alabilir misin lütfen? Tabii ki efendim. Adnan Bey çıktı mı? Hayır efendim, salonda. Baba. Canım. Ne oldu? İyi misin sen, bir şey mi oldu? Seni özledim. Canım benim, ben de seni özledim. Bir de kanepede yatmaktan sırtım ağrıdı. Yani artık burada mısın? Doğru mu anlıyorum? Evet. Başka ne isterdim? Hoş geldin. Ben halledeceğim. Tamam. Benim kaçmam lazım. Tamam. İpek. Ne haber? Aa, selam, ne yapıyorsun? Aynı işte, çalışıyorum. Sen nasılsın, nasıl? Moralin düzeldi mi? Daha iyiyim. Yani biraz hayal kırıklığına uğradım ama toparlanacağım. Bir şey söyleyeceğim, o çocuk için hayal kırıklığına uğranır mı? Ya bırak Allah aşkına. Yani pek öyle olmuyor bu işler biliyorsun. Ya ne yapalım biliyorsun, gel çay kahve bir şeyler içelim, kafan dağılırım. Ya başka zaman yapalım, şimdi okula yetişmem lazım. Zaten okulda olmasa yorganın altından hiç çıkmayacağım. Neyse ama toparlarım ben, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Karsucuğum. Ne yaptın? Seni merak ettim. Her şey yolunda mı? İyi misin? İyiyim. Adnan'la salonda oturuyoruz. Ona da tabii büyük sürpriz oldu. Konuşamıyorsun anladığım kadarıyla. Aynen canım. Selam söyle. Sana selam söylüyor. Gebersin. O da seni çok öpüyormuş. Sağ olsun. Neyse, konuşabildiğin zaman ara beni, tamam mı? Tamam canım. Öpüyorum ben de seni. Hadi bay bay. Canım ya. Anneni de yolcu ettik. Allah kavuştursun. Amin. Amin. Amin amin. Sen nasılsın? İyi misin? Damatlarımız nasıl? İyi, iyi. İyi, iyi olsun, iyi olsun. Bana bak. Bir sıkıntı falan çıkarırsa söyle, kulağını çekerim. Yok, bir yaramazlık yok yani, iyiyiz. İyi, güzel. İyi. Sen bana sor. Neyi soracağım? Ya sor işte, ben oraya böyle bakarken oraya sor. Sen nasılsın, iyi misin diye sor bana. Öyle bakarken sor. Reha'cığım, abicim nasılsın, iyi misin? Lale, ben hiç iyi değilim ya. Ne oldu? Ya Hande evlenmek istiyor, tutturdu bir evlilik meselesi ya. Sen niye böyle ağlıyorsun ki? Zaten beklediğimiz bir şey bu. Ya yok, benim beklediğim... Ya siz... Vallahi bir kadınlar bir acayipsiniz ya. Ya arkadaş, ne bu evlilikle ilgili takıntınız nedir sizin ya? Niye Hande'den çıkan bütün problemler tüm kadınları sirayet ediyor? Ben bir kere bunu anlamıyorum. Ya öyle ama arkadaş ya. Ya tutturmuş yüzükte, tutturmuş nikahta, bu nedir ya? Ne oldu? Ha? Kadını Adana'dan getir, bütün işlerini yaptır. İyi, evlenmek istesin, kötü. Öyle tabii. Ya, ya bak, bak bak, sana ne diyeceğim. Ben yani eşinden yeni boşanmış... 3 çocuğu olan,
dul bir erkeğim, anladın mı? Ben çocukların psikolojisini düşünmem lazım. İşte bak mesela bu ucuz. Anladın mı? Bu böyle uyduruk kaçıyor yani. Böyle deme. Kötü mü olur? Olmaz mı? Hayır böyle deme. Bunu kimse böyle deme yani. İyi olur dedim ben. Böyle şey yaparsam duygusal falan biraz böyle. Ne diyeyim? Ne diyeceğim onu söyle. Ne diyeyim? Sen böyle bir işte konuş konuş falan bir kafasını karıştır. Anladın mı? Katakulleye getir bunu. Sen halledersin ya. Oradan yürüyeyim. Yani en azından denemiş olurum. Tabii ki. Yaparsın. Senin kayınpedere yürüyorum bu arada ben. Deme şunu ya. Vallahi tilt oluyorum ya. Ya kızım bir dur, Allah Allah, kullandığım şeylere karışma sen. Bak şimdi Adnan sadece benim ortağım olamaz. Bu adam da benim ortağım olursa var ya üf, o zaman tadından yenmez. Sen şimdi bunlarla iş yapacağım diye canından olma da. Ya deli deli konuşma kızım. Ne canından olması? Allah Allah ya. Ben iş falan yapacağım. Hasan Baba bana fazladan kapılar açmış olacak. Hepsi bu. Allah Allah. Canımdan niye olayım ya? Neyse ya ben gidiyorum. Gittin mi? Bir şey diyor musun sen bana? Şey diyorum. Ne? Karsu'nun kitapçısı nerede? Karsu'nun kitapçıyı ne yapacağız? Hayırdır? Kitap alacağım. Kitap mı alacağım? Siteye yakın işte. Çarşının içinde bir tane kitapçı zaten. Hiç kimse okumadığı için çok meşhur bir yer. Kime sorsan gösterir. Hesap sende. Ben kaçtım. Vallahi Irmak'a çok üzüldüm. Ama bir bakıma da iyi olmuş. Bastı gitti, ona da canım sıkıldı. Bak gitsin diye dua ediyordun ama ne haldesin şimdi? Annelik işte. Ya işte. Kızlar. Aa Zuhal'cığım gel gel. Ay. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Kızlar burası ne tatlı, ne şirin bir site. Epey de bir hareket var. Siz yaşlanmazsınız. Adı üstünde cennet sitesi. Cennet gibi. Şekerim doktorunun adını ver de yaşlanmayalım. Kızcığım. Ay çok komiksin. Ay bak hiç oralı olmuyor görüyor musun? Yalnız burası hareketli de sizde pek hareket yok. Mesela bakın benim bir iç grubum var. Orada da burada da Bridge'e giderim. Hem kafa çalışıyor, hem sosyalleşiyorsun. Size de tavsiye ediyorum. Ha, bizim de var. Ha, öyle mi? Ne var? Var ya, bizim de grubumuz var. Çanaklı Konken. Ha, çanakçıyız biz. Olur, o da olur. Bir meşgale tabii. Bir Bridge olmasa da yine de bir aktivite. Yok ay biz Bridge de yani biliyorum, ben biliyorum daha doğrusu ama biraz sıkıcı, uzun sürüyor falan o yüzden. Peki Amerikano mu, çanak mı? Yok, biz düz çanak. Ben bütün oyunları bilirim. Hadi gelin iki tur oynayalım. Şimdi mi? Ne diyorsun Filiz? Vallahi oynayalım, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Hazırlayın bonbonları. Bonbon? Fiş fiş diyor. Ha, parasını oynarım ama. Şansımı döndürmem ona göre. bizi soyup soğana çevirme de biz küçük oynuyoruz çünkü. Tabii. Tamam o zaman ama bana hatırlatın. Unuttum ben. Tamam oynarken hatırlarsın. Hadi. Hadi yürüyün geçelim masaya. Efendim Reha. Rahim abicim merhaba, nasılsın, iyi misin, afiyette misin inşallah? İyiyim şükür, seni sormalı. Çok şükür be abi, çok şükür, sağlığına duacıyız, iyiyiz biz de. Ya abi benim senden bir istirhamım daha olacak mümkünse. Söyle bakalım. Ya benim bu Hasan Başkaya'yla yeniden görüşmem lazım abi be. Reha sen bunu huy edindin ama yanlış yoldasın. Öyle her istediğinde görüşemezsin. Bak sonra senin için kötü olur. Abi yok yok, biz gayet iyiyiz, bir sıkıntı yok. Aman bak arada ben varım. Abi hiç merak etme. Bak biz akraba bile olduk. Vallahi diyorum sana. Beni bir kere daha görüştür. Başka bir şey istemeyeceğim zaten. Bir kez daha denerim. Allah razı olsun. Kendine çok iyi bak abicim. Görüşmek üzere. Gel bakayım gel. Ay bu da değil. Ay ah. Yuhuu, bittim. Aa, gene mi?
Evet. Ay iki dakikada tokatladı bizi vallahi. Ay bir sizin paranızı almamıştım. O da oldu. Aslında parasında değilim ama almazsam şansım kaçar. Ay anladık onu biz. Ay bir el daha. Ay yok ben yoruldum. Aman gözüm de görmüyor zaten kolay kolay. Evet evet ablam yoruldu bırakalım bence de. O zaman ben gidip işlerimi halledeyim. Zaten yarın da yol var. Akşama görüşürüz. Aa dönüyor musun? Evet gidiyorum. Ziyaretin kısası makbul. Ayol geldin gidiyorsun. Şu yüz yogasını öğretemedin bize bir türlü. Açsana şu saçlarını bir öğret iyice bir görelim. Alemsin Filiz'cim. Yalnız fişler kalsın, akşama hesaplaşırız. Ay, tabii tabii, tamam. Şey yaparız onu. Sen de tattın ya. Ameliyat diyorum sana. Allah Allah, inatçı kardeşim bir türlü göstermiyor. Şimdi açmıyor ki şurayı. Annesi boş ver. Ya bu herhalde ameliyat paralarını kumardan kazanıyor. Ayol her el bitti, her el. Vallahi bunalıma girdim. Ay ya. Ne söyleyecektim ben sana? Ben Atilla'ya gittim, evden çık dedim. Aa, neden? Ya çıksın ya, karşımızda oturuyor burnumuzun dibinde. Kızım her gün görüyor onu, üzülüyor. Gitsin başka yerde otursun. Ne dedin? Yani biraz süre istedi. Ay inşallah mahkemelik olmayız. Yok, öyle bir çocuk değil o. İnşallah. Ay vallahi sinirim bozuldu, kaybetmekten yiyeceğim bir tane. Ye kız, melatonin, serotonin. Ye. Serotonin mi? Ha? Serotonin o. Ay öleceğim. Serotonin de dedim ama Filiz. Hoş geldiniz. Benim fedakar arkadaşım. Nasılsın? Lale. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, ben de ne olsun? Ben de ne yapayım, seni görmeye geldim ben. Tabii tahmin ettim, kitap olacak halin yoksun işte. Yok alırım belki, bilmiyorum da. Ama ben esasına teşekkür etmeye geldim. Yani dün gece harikaydı yani, şahaneydi. Çok sevindim, ne güzel. Gerçekten yani. Bak bana böyle bir sürpriz hazırlaman var ya, o kadar kıymetli ki benim için. Net söylüyorum yani, gerçekten. Bak ben balayı yapamadım ve çok üzgündüm. Sen bana balayı yaşattın. Sen bayağı bir detay anlatmak istiyorsun anladığım kadarıyla. Evet anlatmak istiyorum, anlatacağım. Anlatma. Rüya gibiydi. Vallahi rüya gibiydi. Yani Atilla o kadar şefkatli bir adam ki. Böyle sarıp sarmalaması seni falan. Gerçi bizim ten uyumumuz var aslında. Ben çok sevindim. Gerçekten. Çok mutlu oldum ikinizin de ama özellikle senin adına. Ve buna... Ben vesile olduğum için çok daha mutlu oldum. Anlatamam. Gerçekten mi? Evet, gerçekten mi? Ay aşkım benim ya, sen var ya cansın, can. Açıkçası ben biraz bana kuruksun zannediyordum. Hayır. Ha? Yok. Hadi canım, değil miyim de? Gerçekten mi? Gerçekten. Zaten kuruk olsan dün geceyi yaşatmazsın bana. Yani. İyi. Yemeğe de gel. Olur, gelirim. Olur mu? Tabii tabii. Aa, neyi söylemedim? Atilla asıl teşekkür ediyor sana. Vallahi çok minnettar, çok teşekkür eder. Gerçi kendi arar teşekkür eder. Sonuçta siz yakın arkadaşsınız. Tabii kesin söyler. Arar birazdan o da zaten beni. Bu saatlerde her gün konuşuyoruz biz. Aa, o zaman sen selam, benden selam söyle Atilla'ya. Tamam, ben senden bana, o senden bana falan karışıyor. Böyle oldu. İyi o zaman. Çocukları öp benim için. Olur, öperim. Sen de Atilla'yı öp. Kendin için ya, benim için olacak hali yok herhalde. Ne diyor diyorum ben de. Yok canım daha neler. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hoşça, hoşça kal canım. Bay bay. Bay bay. Abla ben biriyle tanıştım. Kiminle? Hasan Bey diye biri. Kız, bu çiçekleri yollayan adam olmasın? Canım değil.
Bununla alakası yok. Ya doktor Serdar'a gidiyordum. Ha. Benzin bitti. Böyle ıssız bir yerde kala kaldık. Ve bir adamcağız belirdi. Evi oralardaymış, yakın bir yerlerde oturuyormuş. Ama ev ne ev, koca bir çiftlik. Adamın evine mi gittin Filiz? Gittim tabii, ne var? Çok adam gayet düzgün, efendi. Ay abla, ben de insan sarrafıyım Allah aşkına. Öyle olur olmaz yere gidip hiç alakası yok. Son derece kibar, nazik, Urfalı. Ha, bizim Hikmet abi gibi. Ama çok çapkındı o. Ay doğru, Hikmet abi de Urfalıydı. Ay Allah rahmet eylesin. Çok flörtöz adamdı. Ay Allah. Ama yok, bunun hiç o taraklarda bezi yok. Hiç alakası yok yani onunla. Tarık Akan mı? Yok canım. Cüneyt Arkan. Ay ne alakası var? Dur Bilcem. Edirsun. Ayhan Işık. Yok Vahiy Öz. Ay abla, çık şu Yeşilçam'dan, gözünü seveyim. Kime benziyor bu adam ya? Ay yok canım, kimseye benzemiyor. Öyle kendine has biri. Ha, sen beğendin yani. Ne alakası var beğenmekle beğenmemekle ya? Adam bana bir jest yaptı. Ben de karşı jest olarak onu bir kahve içmeye davet edeyim dedim. Aa, iyi gelsin. Yok canım, eve değil, dışarıda bir yere. Ama daha aramadım. Bana bak, heyecan mı yaptın sen? Ay sana da bir şey anlatılmıyor vallahi ya. Aman ne sinirleniyorsun anlamadım yahu. İyi tamam, ara çağır adamı. Yap jestini. Hem sana da iyi gelir. Bütün gün kızları düşünmekten de kurtulursun. Evet, ben bir düşüneyim bunu. Düşün bakalım. İyi tamam, hadi gidiyorum ben. Yönetimde çok işim var, hadi. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Ay ne enerji maşallah. Yok artık. Hadi güle güle hadi. Hadi bay bay. Pardon, isim neydi sizde? Hasan. Ben de Filiz. Beni emretmişsin baba. Ha, dilaver. Dilaver. Ne oldu bizim sıra gidiyoruz? Ayarlıyorum baba. Güvenilir adamları bulup getireceğim. Ben bu Liz Hanım'ı da davet edeyim diyorum da. Baba sen en iyisini bilirsin tabii ama Filiz Hanım biraz şey. Ne? Şey, nasıl desem böyle kokoş mu diyorlar, ne diyorlar? O ne lan, kokoş ne? İşte böyle süslü püslü, sosyetik. Ha. Bizi beğenmez diyorsun yani. Yok baba, estağfurullah. Ben seni beğenmemek olabilir mi? Ama yöresel takılmaz mı acaba diyorum. Yani sıra gecesini kim sevmez? Olur mu öyle şey ya? Ne münasebet yani? Sen öyle diyorsan öyledir baba. Yani ben de diyorum, bunu nasıl söylemek lazım şimdi? Gel sıra gecesine bize. Ömer'i arasak baba, şu bizim çocuk. Ha. Karşılaşmış gibi böyle. Çok fazla tesadüf olur oğlum. Şşt. Filiz Hanım arıyor. Radyoyu kap. Alo. Filiz Hanım buyurun. Hasan Beyciğim merhaba, nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Sizi sormalı. Çok teşekkür ederim. Vallahi ne olsun, koşturmaca, iş güç. Hasan Bey, benim size bir kahve sözüm vardı. Eğer bugün müsaitseniz olabilir mi acaba? Olur tabii. Tamam o zaman. Şimdi bizim burada sahilde çok şirin, çok güzel bir kafe var. Mavi isminde. Mavi? Evet. Gerçi size biraz uzak olacak ama ben de bir teşekkür etmek isterim. Ya Filiz Hanım, affedersiniz. Şöyle yapsak mesela...
Ben size böyle yöresel yemeklerimizi tattırmak istiyordum. Böyle hani hiç kafelere gitmesek, ben sizi doğrudan Urfa lokantasına davet etsem. Urfa mı? Bakın, kesin pişman olmayacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Yani ne işimiz var bizim şeyler, kafelerde falan? Orada sohbet ederiz zaten. Bir kahveden de ne olur yani? Zor işte, bitti. Peki siz öyle diyorsanız öyle yapalım o zaman. Pekala. O zaman ben, siz bana şey yaparsın, adresinizi bir yollarsanız ben sizi alırım yani orada. Tamam o zaman, ben size mesaj atarım birazdan. Tamam, bekliyorum Filiz Hanım. İyi günler, teşekkürler. Urfalı'ya mezelden diyorsun. İyi, hadi bakalım. Öyle olsun. Dilaver Fırla. Bizim Urfalı'ya git, lokantayı kapat. Kuş uçmayacak, kimseyi yanaştırmayacaksınız oraya. Tamamdır baba, ben hemen bütün önlemleri alıyorum. Tamam. Baba, bir durum daha var. Oğlum bu durumunuz bitmiyor. Bu kadar işimiz var. Neymiş? Reha, Rahim'le haber yollamış. Görüşmek istiyormuş. Cezaevine gelmek istiyor. Cezası verir. İstiyorsan etkisiz hale getiririz baba. Gelinin abisini. Yo, etkisiz hale getirme oğlum. Kafasına sık, olsun bitsin. Tamam mı aslanım? Affedersin baba. Tamam, o herife söyle o zaman, buraya gelsin, ne anlatacaksa anlatsın. Bu Atilla ile alakalıdır ya. De iki günlüğüne çıkmış baba de. Seni mekana bekliyor, da gelsin buraya. Emredersin baba. Evet çocuklar, taşıtlarla ilgili hikaye kitabımızı yarın getirmeyi unutmuyoruz, tamam mı? Hadi bakalım. Herkes evlenmek ister mi? İster tabii. Özellikle kızlar. Böyle güzel gelinlikler giymek, gelin olmak isterler. Her kız mı ister? Tabii her kız ister, niye istemesin? Oğlum, evlenelim mi? Biz mi? Böyle evlilik olmaz. Teklif etmen lazım. Nasıl edeceğim? Benimle evlenir misin diyeceksin. Benimle evlenir misin? Yüzük nerede? Ne yüzüğü? Evlenme teklifi yüzüksüz olmaz. Filmlerde hep öyle. Filiz Hanım, benim bir arkadaşım var da... Eyvah. Ne oldu? Bak, benim bir arkadaşım var da ile başlayan cümlelerin sonu hiç iyi bir yere gitmez. Sadece konuyu uzatır. Söyle bakayım, derdin ne Ömer arkadaş? Nereden anladınız? Benim de en sık başvurduğum yalanlardan biridir de ondan. Kişi kendinden bilir işi. Evet, seni dinliyorum. Nedir olay? Yani şöyle birini sevindirmek istiyorum böyle. Ona bir jest yapmak istiyorum ama böyle değişik bir şey gibi. Para ver. Vallahi bak, bu zamanda yapılabilecek en büyük jest para ver. Ay, şaka yapıyorum tabii canım. Dur bakalım, bir düşünelim. Böyle çiçek, çikolata, o tip bir şey. Çok öyle şeyler değil. Öyle şeyler değil. Tiyatroya götür. Vallahi en güzel hediye. Tiyatro. Kulağa bayağı güzel geliyor. Aynen, tiyatro olabilir. Ya götür tabii. Hem bir kültürdür, bir şeydir. Bir şeyler öğrenirsiniz. Şahane. Evet ya, haklısınız. Tiyatro olsun. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Kaç basıyor lan bu araba? Ne yapıyorsunuz lan siz? Lan mı? Lan tabii. Lan mı dedim bana? Kimsiniz siz? Ne yapıyorsunuz? Ben sana alanı göstereyim. Bırak, adam kaçırıyorlar. Gel lan, göstereyim ben sana, gel. İmdat! Adam kaçırıyorlar. Ne
oluyor ya? Kimsiniz siz? Eşkıya mısınız? Ha, eşkıyayız. Kaldır, kaldır. Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Hayatınızı karartırım sizin. Ne gülüyorsun ya? Size diyorum, bitiririm sizi. Bakın benim babam. Baban önemli biri mi? Eyvah. Abi ne yapacağız? Sağlam kayaya çattık. Şş, bana bak lan. Bizi babana mı şikayet edeceksin? Ama kötü haber, bizim babamız senin babanı döver. Para değil mi derdiniz? Para. Güzel haber, bende çok para var. Kötü haber, bizde daha çok para var. Ulan ne istiyorsunuz o zaman benden? Sakin, sakin ol ya. Sakin ol aslan parçası. O ne ya? Şimdi biz öğrendik ki sen milföy seviyormuşsun. Biz de sana milföy ikram edeceğiz. Manyak mısınız lan siz? Yalnız kafası zehir gibi çalışıyor ha. Bir bakışta manyak olduğumuzu anladı. Tamam ha! Şöyle yapacağız. Sen ağzını açacaksın. Ben de sana milföy yedireceğim. Tamam? Ama bak, yemezsen abiye yedirin. Aç şimdi ağzını. Aç lan ağzını. Aa, aa, aa. Açtım ha. Aa. Aa. Geliyor. Aa, uçak geliyor. Hanimiş uçak. Al bakalım kızım. Balım, benimle evlenir misin? Bu ne? Yüzük sen istemiştin ya. Bu şekerden ama. Ben gerçek yüzük istiyorum. Benim annemin taşıyla çok güzel yüzüğü var. Evlilik öyle olur. Bunun olmaz. Bravo! Afiyet olsun. Doydun mu? Hı? Aa, yok öyle doydum. Tatlısız olur mu? Daha tatlı var. Aç bakalım ağzını. Tatlı geliyor. Hanimiş tatlı. Bunları yiyeceğiz, büyüyeceğiz. Al bir tane daha. Aa, şöyle. Bak yakışıklı. Şş. Bana bak lan. Bir daha hiçbir kadını rahatsız etmeyeceksin. Tamam mı? Bize ne lan senin sapık zevklerinden? Sapık. Cine. Cine. Şimdi bunlar arkasından ağlar. Aynen. Bunların hepsi bitecek. Yoksa annecik sana kızar. Şimdi düşün bakalım. Ben neden milföy yedim? Bu soruyu kafanda sürekli bir dolaştır. Tamam mı? Aslan parçası. O kutu bitecek yakışıklı. Tamam mı? Midem bulandı vallahi. Hayatı boyunca unutamayacağı bir tecrübe yaşattık onu. Aferin bize. Ya abi şimdi ne yapacağız? Kitapçı. Kitapçı. Karsu'yla konuşmam lazım. Ama kolay olmayacak. Abi bence Karsu seninle konuşmaz. O yüzden planımızı ona göre yapacağız. Oy oy. Babam Reha geldi.
Tamam, gelsin. Sağ olun. Efendim, beni yeniden yine kırmadan kabul ettiğiniz için... yani size ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Gelin kızımızın yüzü suyu hürmetine. Allah sizden de ondan da gani gani razı olsun Hasan Baba. Hasan Bey, bey diye devam edeyim. Vallahi şunu söylememe müsaade buyurun. Hani siz böyle cezaevine rahat rahat giriyorsunuz falan çıkıyorsunuz ya. Sizin gücünüze gıpta etmemek elde değil vallahi. Sen buraya niye geldin? İnşallah. Atilla ile alakası yoktu. Yok. Hiç olur mu? Atilla bizim dünya ahiret damadımız. Çok çok iyi bir insan. Onu çok seviyoruz biz. Konu benle ilgili. Konu seninle mi ilgili? Sen beni lüzumsuz niye rahatsız ediyorsun anlamadım. Benim seninle ne alakam var? Senin benimle ne alakam var? Hemen şöyle izah edeyim Hasan Bey. Müsaadenizle. Ben bir tekstil işi yapıyorum da. Bir tane ortağım var. Adnan Harunzade. Biz onunla zıbın işi yapıyoruz. Zıbın mı? Evet, zıbın. Bebek giyimi üzerine. Hani kefen işine girsen bana gelmenin bir manası var da. Ben zıbını ne yapacağım? Vallahi çok haklısınız ben. Kefeni düşünemeyince. Şöyle izah edeyim. Ben gerçekten yani işine çok bağlı, çok disiplinli çalışan, çok güvenilir bir iş insanıyım efendim. Dolandırıcı mısın sen? Efendim? Bir insan neyi çok anlatırsa o onda yoktur. Ha? Dürüst adam ben dürüstüm demez. Zengin adam çok param var demez. Sen ne ayaksın? Yok vallahi o şeyde değil. Ben hani size kendimi anlatayım, tanıtayım diye öyle söyledim. Kendini anlatma. Kendini tanıtma. Bırak seni başkaları tanısın. Bak Allah iki kulak bir ağız vermiş. İki dinleyeceksin, bir konuşacaksın. Yemin ederim Hasan Bey, kitap gibi konuşuyorsunuz. Bu söylediklerinizin hepsini kulağıma küpe yaptım. İyi, yap. Ben yani sizle iş yapmak istiyorum. Sizin tecrübelerinizden faydalanmak istiyorum yani. Bu senin şimdiki ortağın neyine yetmiyor? Yani aslında Adnan iyi birisi. Yani Allah var, kendisi burada değil ama biraz efendim geçmiş fena. Yani bu benim eski kayınpederim. Benim eski kayınvalidem Filiz Hanım'ın kocasıydı bu. Anlat bakayım. Ha, iyi misin? Aramadın. İyiyim. Beni merak etme. Nasıl merak etmeyeyim Irmak ya? Anne, sana bir şey sormak istiyorum. Sor. Adnan'ı yakaladığında benim odamdalar mıydı? Ya kızım, sen kendine acı çektirmekten mi hoşlanıyorsun? Anladım. Buradalarmış. Bana bak, bir delilik yapayım deme. Sana söz veriyorum, ben bir delilik falan yapmayacağım. Benim intikamım öyle evi dağıtmak falan olmayacak. Aman diyeyim Irmak. Aklım bende kalmasın. Ara sıra haberdar et beni, tamam mı? Tamam. Elbise giymem ben, normal spor. Öyle gündelik bir şey yani, öyle çok abartmış gibi. Bir dakika. Aslında şu bana yakışır ama bunun da rengi... şey bak. Çok mu patlak ya? Ay, en sevmediğim şey şu ya. Üff.
şunu bana... Ben iki gün önce planımı yapmalıydım yani böyle aniden. Ay hadi bir kahve yapacağım kendime ben. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin Karsu. Merhaba Cevdet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, bir sıkıntı yok. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Karsucuğum, şimdi şöyle bir durum var. Biz bir kitap fuarına katılacağız. Onun için hazırlık yapmamız lazım. Olur tabii, yaparız. Ama fuar biraz uzakta. O yüzden istersen sen aileni ara, seni merak etmesinler. Tabii arayayım, haber vereyim. Ne kadar uzakta yani bu yer? Hadımköy. O bayağı uzakmış. Bayağı uzak. Vallahi çok da işimiz var. Belki oralarda senin için bir otel ayarlarız. Çünkü sabaha kadar bitmeyebilir. Anladım, tamam. Oraya gidince bakarız duruma göre. Ben müsaadenizle bir evi arayayım, haber vereyim, çocukları ayarlayayım. Tabii tabii, sen ara, merak etmesinler. Hemen geliyorum. Tabii. Vay be. Ya Filiz Hanım'a bak, neler yaşamış kadın ya. Yazık. Siz bayağı Filiz Anne'yi tanır gibisiniz. Yok. Üzüldüm kadın geldi. Ben size bir tekstil projesi sunayım istiyorum. Yani pamuklar Adana'dan gelecek Hasan Bey. Bu kızıyla sonra barıştı değil mi Filiz Hanım? Oraya mı döndük? İşi anlat dediniz zannediyorum. O yüzden işi anlatayım dedim ama. Ben işi düşünüyorum. Sen anlat bakayım bana. Evet, evet. Barıştılar. Şimdi araları gayet iyi. Sizde tekstil var değil mi Hasan Bey? Var, var, var. Kızı hamile dedin. Evet. Siz bayağı ilgilendiniz vallahi orayla. Enteresanıma gitti de ondan. Peki, ne diyorduk? Baba şöyle diyelim, ben bu tekstil işini sizle yapmak istiyorum. Ben size bir sunum hazırlayayım, üreteceğimiz malları falan anlatayım. Sonra toplandığımızda detaylı detaylı bilgilendireyim sizi. Ama benim sizden bir ricam var Hasan Bey, ne olursunuz. Benim için böyle cezaevinden çıkmaya izin almanıza hiç lüzum yok gerçekten. Senin işin olduğunu kim söyledi? Yok valla yani kimse söylemedi. Yorulmayın diye ben söyleyeyim dedim. Tamam, şimdi sen o hazırlığını falan yap, ondan sonra sunum mu diyorsun, ne diyorsun işte. Sonra da Dilaver'den telefonla al, onunla irtibata geçersin. Allah sizden razı olsun, öpeyim. Kusura bakmayın, rahatsızlık verdim, kolay gelsin. Babam Urfa'nın yeri tamam. Canım sıkıldı Dilaver. Bu Filiz Hanım çok acılara gark olmuş. Çok çekmiş kadın. Üzüldüm. Akşama diyorum ona bir şey mi, böyle bir hediye alsam. Belki sevinir kadın. Emret baba, ne istiyorsan hemen alıp gelelim. Altın kemer az mı olur? Baba, yanlış anlamazsam bir şey diyeceğim ama. He? Hani ben Filiz Hanım biraz sosyetik dediydim ya. Yani altın kemer falan pek iyi kaçmaz. Ha. Ne diyorsun? Ne alacağız o zaman? Baba, bu Karsu Hanım için açtığımız kitapçıda şey var, puzzle. Puzzle mı? Yani Karsu şey diyormuş Cevdet'e, annem çok seviyor falan diyormuş. Ne lan o? Bu, baba, şey var ya, yap boz gibi. İşte böyle bir sürü parçası var, birleştiriyor, ne diyorsun? Ha, maket diyor. Lan olur mu öyle şey? Koskoca alsam başka ya. Şimdi hediye diye oyuncak alır mı lan? Yok baba, bunlar büyük insan için. Böyle çiçeklisini falan buluruz Filiz Hanım'ın seveceği cinsten. Böyle hem solmaz, hem işte ana olarak kalır falan. Kadınlar da bayılıyormuş baba. Allah Allah. Kadınlar bayılıyor. Öyle diyorlar yani. Ne al bakalım, o zaman iyisinden bir şey bul git. Bağlısından olsun lan. Tabii baba, anlaşıldı. Ben o zaman halledip geleyim. Hazır.
Karşı. Lütfen dinler misin beni artık? Sence şu anda müsait miyim Atilla? Hı? Rica ediyorum. Lütfen konuşalım. Konuşamayız. İşimdeyim, gücümdeyim, patronun yanında. Lütfen gider misin? Benim için sorun yok. Teşekkürler Cevdet Bey. Gider misin lütfen? Benden günah gitti. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Atilla bırak! Bırak! Bırak beni! Cevdet Bey bir şey yapar mısınız lütfen? Bir şey yapmam lazım. Atilla bırakır mısın beni? Ne yapıyorsun ya? Lütfen bırak. Kaçırıyorum seni. Ne? Kafana dikkat et. Ne yapıyorsun? Cevdet Bey. Cevdet Bey bir şey yapar. Karsu. Polis arayın. Polis. Ne yapıyorsun? Sen şu anda bayağı kaçırıyor musun beni yani? Evet. Sabah antrenmanımı yaptım. Bu ikinci. Ha. Sen öyle san. Ne yapıyorsun? Annemi arıyorum. Olmaz. Bırak telefonunu ver. Atilla! Evet. Karsu, bak. Lütfen sakin ol. Beni dinle. Allah rızası için. Telefonumu geri ver. Vermeyeceğim. Bana bak. Konuşacağız. Sen de dinleyeceksin. Lütfen. Ağırmış elin ama. Filiz abla. Ah, anneciğim merhaba. Bu akşam evde herkesin ayrı ayrı programı var. O yüzden çocukları size getirdim. Ay iyi yaptın. Ne iyi düşünmüşsün. Hoş geldiniz canlarım. Açım ben. Benim işim geldi. Ben maç istiyorum. Hadi geçin bakalım. Tabii buyurun. Ne tatlılar değil mi? Çok. Çok tatlılar. Geçin canım. Oh oh oh. Hep gelsinler değil mi size? Temennimiz bu vallahi. Tabii tabii. Ben her zaman beklerim. Bence aile planlaması için bu yöntemi kullanmak lazım. Evet, bir grup çocuğu genç bir çiftin yanına bırakacaksın. Bak bakalım bir daha üremek isterler mi? Size de idman olur hem. Belki yakında evlenirsiniz. Belki yok. Zaten evleneceğiz. O zaman şimdiden kolay gelsin. Ay çok teşekkürler. Hoşça kal. İyi günler. Ne oldu? Nereden kaçacağına mı bakıyorsun? İnanılmaz ya. Ya neyiz biz ya? Neyiz biz? Ergen miyiz biz Atilla? Koca koca insanlarız biz. Ne yapıyorsun ya? Neyim ben? Patates çuvalı mıyım? Sokak ortasında beni omuzuna atıp arabaya bindirip götürüyorsun. Bu ne ya? Hayır, sokakta da bir kişi bile dönüp bir şeye ihtiyacınız var hanımefendi, yardım edelim mi demedi mi? Anlamıyorum. Bitmiş insanlık, bitmiş. Karsu! Ne? Ya yeter. Ya sen bana fırsat bırakıyor musun başka? Dinlemiyorsun ki beni. Lütfen. Beni. Şu anda eve götürür müsün? Lütfen. Götüremem. Bak annem çok merak edecek beni. Telefonumu da aldın. Ulaşamıyor şu anda bana ve beni merak edecek. Saat geç oldukça daha da merak edecek ve polisi arayacak bir noktada. Arsene lütfen. Sen annenlere geç geleceğini söylemedin. Sen bunu nereden biliyorsun peki? Sen ne yaptın? Benim üzerimde dinleme cihazı falan mı koydun? Ne yaptın sen? Nasıl biliyorsun bunları? Gülme. Komik bir şey söylemiyorum. Ya lütfen biraz sakin olur musun? Lütfen. Olamam. Sakin falan olamam ya. Ne demek bir insanla konuşmak için onu dağ başına getirmek ne demek? Mesajlaşmak diye bir şey var. Ayı mısın sen ya? Ayıyım ben. Ne anlarım mesajda? Karsu lütfen sakin ol ya. Konuşalım.
Ben gerçekten kendimi çok zor tutuyorum şu anda. Hayır, senin karın da merak edecek seni. Saat kaç oldu, neredesin? Karın merak etmeyecek mi seni ya? Otele getirdin sen onu ya. Salak gibi inandım ben de. İnanmadım aslında. İnanmayı seçtim sana. Ne oldu, ne gerek vardı, ne geçti eline? Nasıl ne geçti eline ya? Senin eline bir sürü şey geçti, ben biliyorum. Karın geldi, her şeyi anlattı bana. Çok güzel bir gece geçirmişsiniz, hemen yetiştirdi. Hatta sen bana bir teşekkür etmek istiyormuşsun. Öyle söyledi, yalan mı? Ha? Bir ya, balayı yaşatmışım size. Çok güzel bir gece geçirdik, balayı yaşadık biz. İnanıyor musun sen Lale'ye? Ben şu anda artık kime inanacağım, kime inanmayacağım gerçekten bilmiyorum. Tansu, ben durmadım orada ya. Bilmiyorum, sana mı inanacağım, ona mı inanacağım? Çünkü sen benim bütün dengemi bozdun. Sen beni delirttin Atilla, bütün tuşlarıma bastın. Ben artık düzgün düşünemiyorum ve gerçekten şu anda burada olmak istemiyorum. Sen beni götürmüyorsan da ben kendim giderim. Ben eve kendim gidebilirim. Bunu yap. Tansu, bırakmayacağım. İzin ver. Anlatayım her şeyi, götüreceğim ben seni sonra. Lütfen. Ay burası ne kadar güzel bir yer böyle Hasan Bey, vallahi. Yani çok da boş, hiç anlayamadım. Sanki böyle kapatılmış gibi. Evet, hayret yani. Ben ilk defa böyle görüyorum burayı. Ama iyi oldu bizim şansımıza. Güzel oldu yani. Nasıl buldunuz yemekler? Şahane. Müthiş yani, bayıldım. Afiyet olsun. Şimdi ama bak bu... Hani balcan kebap var ya, bu mesela sera patlıcanı. Bizde Birecik patlıcanı vardır. Biz balcanlı kebap bizim... O Birecik balcanına yapılan kebap... Dünyada, kainatta eşi menadı yoktur. Öyle güzeldir yani. İnşallah ellerimle yapacağım size. Ağustos'tan, işte Kasım'dan sonra yapılmış. Biz kuru patlıcan yeriz. Çok güzel. Siz bayağı memleket aşığısınız. Severim memleketimi, evet. Kökenlerini sevenden hani öyle derler, kötülük gelmez. Çok doğru. Ya aslında benim sizi davet etmem gerekiyordu ama. Canım, sizi davet etmiş oldum. Allah Allah. Yok canım, olur mu öyle şey? Zaten kahveye gitseydik de hesabı biz verecektik yani. Aman Hasan Bey, bu zamanda kaldı mı artık öyle şeyler? Öyle bu zaman lütfen. Biz onları bilmeyiz. Yani iyi güzel de ben de size borçlanıyorum böyle yani. Gönül borcu olmaz. Diğeri kolay. Valla bazen de böyle şair gibi konuşuyorsunuz. Herhalde çok okumaktan olsa gerek. Çok mu okursunuz? Evet, okudum. Oldu. Bir dönem okudum. Öyle zamanın nasıl geçtiğini bilmediğim günlerde okudum. Öyle şeyler oldu. Ona Hasan dedim sanki. Dört duvara sığamıyorsan, gözünü saatten ayıramıyorsan. Hani bazı günler oldu. Her gün duvara çentik atmaktan ibaret geçti o günler. O aralar bayağı okudum. Çok iyi anlıyorum, evet. Benim de oldu öyle zamanlarım. İşte öyle zaman... O zaman... Bir şey okumuştum, bir böyle paragraf yazdı. Aklımdan çıkmıyor bu. Dur. Bir senenin kıymetini... Sınıfta kalan bilir. Bir ayın kıymetini çocuğu erken doğan ana bilir. Bir dakikanın kıymetini uçağını kaçıran bilir. Bir saniyenin kıymetini son anda ölümden dönen bilir. Bir salisenin kıymetini gümüş madalya kazanan biletir. Ay çok güzelmiş. Ne kadar güzel sözler bunlar. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Neydi o sonuncusu? Bir saniye miydi? Salise. Evet. Salisenin. Olsun salise yok mu? Hani öyle ipi göğüs derken orada gitti.
Ay çok güzel ya. Zaman öyle bir şey ki bunun kıymetini bilmemiz lazım. Ben bazen böyle içim sıkıldığımda, beynim yorulduğunda derim. Bunu düşünürüm hep, bana iyi gelir. Vallahi ben de düşüneceğim. Bundan sonra ben de düşüneceğim galiba. İnşallah bana da iyi gelir. İyi gelir, iyi gelir. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Sen ne yaptın bunları? Yolda düşündün, şu an yazdın mı? Ne bu, yeni romanının özeti mi? Keşke. Ben yazsam böyle yazmam. Bizde asıl yazar babam. O yazar hayatımızı, biz gider oynarız. Ama bu sefer öyle olmadı. Seni gördüm ben çünkü. Senin gözünde bir şey gördüm yani. Yani hayat bambaşka bir şey olabilir dedim. Evet, hayatın bambaşka oldu. Gidip bir de bunun hayatını kaydırayım dedin, öyle mi? Hayır. Aşık oldum. Bana aşık olduğun için mi gidip bir başkasıyla evlendin? Hayır. Sana aşık olduğum için bu sefer kendim yazabilirim dedim. Ama babam geldi, hepsini sildi. Teker teker. Ne demek bu ya? Ben anlamıyorum. Senin baban ya bir kadınla üç çocuğunun canına kıyabilecek birisi mi? Yani normalde bizim alemde böyle şeyler olmaz. Tabii ki. Bizde bile yani. Ama benim babam normal bir adam değil. Yapar. Sonra unutur. Hatırlayan herkesin de aklından siler. Başlayacağım şimdi, sizin aleminize ne biçim laf var? Ne diyorsun sen ya? Kafayı yiyeceğim ben. Al. Sen mafyasın. Senin baban bir katil. Yani beni ve çocuklarımı öldürebilecek kadar katil. Reha ile Lale bunu benden önce biliyor. Ben ne yaptım ya ben? Ya ben bunları hak edecek ne yaptım ben? Sen bunları hak edecek hiçbir şey yapmadın. Zaman ver. Ben bunların hepsini halledeceğim. Nasıl olacak o ya? Nasıl olacak o? Atilla, ben yeni boşanmış üç çocuklu bir kadınım. Ben yorgunum. Benim öyle bir gücüm yok. Ya ben yeni bir hayat istediğim için her şeyi yıktım, buraya geldim. Hayatıma yeniden başlamak istiyordum. Ama şu anda daha beter bir şeyin içinde durmuş. Ben sadece huzur istiyorum. Tamam mı? Tek istediğim şey bu. Ama sen ne yaptın? Geldin benim karşıma taşındın. Her şeyi batırdın. Ya baktım, madem bir şey hissediyorsun bana karşı, bir anda yok olup gitseydin. İnan bana, Lale ile evlenmenden daha az üzülürdüm bir anda yok olsaydın. Ben Lale'ye dokunmadım bile ya. Buna sevinmeli miyim şu anda? Ne güzel, dokunmamış Lale'ye. Ay ne mutluyum, ne şanslıyım ben ya, yaşasın. Lütfen bakar mısın gözümün içine? Benim de ne yaşadığımı görür müsün biraz? Şimdi de empati yoksun mu oğlum? Senin yalancılığın bitti. Konu bana mı döndü yani? Uflama. Senin uflamaya hakkın yok. Tamam, uflamıyorum. Onu da sen yap. Konuşma. Tamam, konuşma. Oturuyorum dedim. Şimdi atlayacağım burada. Ay. Evet, bu çiğ köfte iyi. Ben ne yapacağım? Sıra gecesinde o çiğ köfteyi size yedireceğim. O başka bir şey olacak. Bunlar da iyiydi. Sıra gecesi bizde çok önemliydi. Aa evet, tabii duydum onu. Televizyonda da gördüm. Evet, ben de bir böyle uzun zamandır böyle uzak kaldık.
Diyorum evde diyorum bir sıra gecesi yapsam mı acaba? Ya Hasan Bey siz böyle sürekli uzak kalmaktan, hasretten bahsediyorsunuz. Hep bir özlem var cümlelerinizde. Neden acaba? Yani uzak kaldım ondan. Yani işlerimden dolayı. Onu sormayı unuttum. İşiniz nedir? Hangi meslek acaba? Genel. Genel? Genel koordinatör derler öyle mi? Hani işte genel bizim bir takım muhtelif işte iş kollarımız var da. Daha işte onlardan başında da ben. Anlıyorum tabii biraz da. Evet, mütevazısınız onun için çok bahsetmek istemiyorsunuz. Peki çoluk çocuk var mı? Bir tane haylaz oğlum var. Ah ah sormayın. Bende de iki tane kız evlat var. İkisi de başına buyruk. Allah bağışlasın. Allah kimseye hayırsız evlat vermez. Amin. Amin. Ne oldu hanımefendi? Bir yanlış bir şey mi söyledin? Aa yok. Yok eskilere gittim öyle biraz da. O nedenle şey yaptım. Neyse neden bahsediyorduk? Ne diyorduk ha? Sıra gecesi. Hani acaba diyorum ki siz de o sıra gecesini yaparsak da siz de gelir misiniz? Evinize mi? Evimizde ama arkadaşlarınızı falan alıp gelin tabii. Sıra gecesinin kalabalığına. Anlıyorum, anlıyorum. Tabii bir şey yapalım, konuşalım. Zaten haberleşiriz. Elbette. Yani sakın sık boğaz etmeyin. Ben böyle şeylere çok itina gösteririm. Aman, aman hanımefendiciğim. Oğlum, şey getir bak. Evet, sağ olun. Efendim, bu da sizin Filiz Hanım. Ay Hasan Bey vallahi ne misiniz? Bu nedir? Bana açın bakın. Allah Allah. Bir saniye. Ay şey bu. Puzzle. Puzzle evet. Ya ondan. Ama bu şey için hanımefendi. Bu yetişkinler için. Hani siz bir gün dediğinizde. Çiçeklere de gıcık oluyoruz bana. Yok canım, gıcık olmuyorum. Sadece o ara çok üst üste geldi. Evet, o laf kalmış aklımda böyle. El emeğinizle kendi başımıza yapacağınız ve hiç solmayacak bir şey aldım. Ay, çok teşekkür ederim. Ya ne kadar ince düşüncelisiniz, ince ruhlusunuz. Yani hep mahcubiyet, hep mahcubiyet böyle size karşı. Ben ne yapsam acaba şimdi size? Sıra gecesine gelirsiniz, olur biter. Ödediniz borcu. İlla sıraya gireceksin diyorsunuz yani. Ne oldu? Bir şey hatırlattınız da. Neymiş? Ne oldu? Bunu da ne geldi? Şimdi bir tane kulaklar için lazım. Bir arkadaşımız var bu. Küşana iki edo deriz buna. Biz tencere gibi bir adam. Hani nasıl diyorsun? Biraz da zampara. Bu gitmiş karşısına demiş ki ben demiş bu gece sıra gecesine gideceğim. Yalan söylüyor tabii. Bu gidiyor. Şimdi saatler geçiyor kadın bakıyor. Kadınlar cabbar bizim oranın karısı buna telefon açıyor. Herif diyor sen nerede sana diyor. Diyor sıra gecesinde ya. Çap eve geleceksin diyor. Gelemem diyor hanım diyor. Sıra bana geldi. Ne? Namussuz herif ya. İşte böyle insanlar da var. Ne diyeyim Allah ıslah etsin yani. Amin amin haklısınız. Değişikmiş gerçekten. Ama bir şans vermek kadar zor mu? Ne kadar zor olduğunu tahmin bile edemezsin. Çünkü sen bana ne yaptın biliyor musun? Sen beni aldın göklere çıkardın sonra oradan beni aşağı fırlattın. Hem de en mutlu anında yaptın bunu. Sana olan güvenimi zedeledin benim. Tamam anladım. Zor. Ben anlamıyorum ne oldu da sen böyle bir anda bütün gerçeği bana anlatmaya ihtiyaç duydun? Ne oldu? Bir çıkış buldum sayende. Neymiş o çıkış? Babam bana bunları nasıl yaptırdı biliyor musun?
beni hayatta kaybetmekten en korktuğum şeyle tehdit etti. Ben de yaptım ne istiyorsa. Ben de aynısını yapacağım ona. Kendi canımı koyacağım ortaya. Ne diyeceksin? Karsu'yla olmama izin ver yoksa kendimi burada atarım mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Yok öyle dersen at kendini der. Sadece benim canım değil önemli olan. Benim canımı kimin aldı? Ya, canımı kimin aldı falan bunlar nasıl cümleler ya? Ben gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Bak ben babamla yüzleşeceğim. İstediğimi alacağım. İlk iş evliliği bitireceğim. O evlilik bitince de ben koşa koşa senin kollarına geleceğim öyle mi? Hayalim bu. Belki benim hayatımda başka biri var. Nereden biliyorsun? Her şey yok senin hayatında başka biri. Belki var. Nereden biliyorsun? Yok ama. Var mı? Yok. Ne yapıyorsun? Beni takip mi ettiriyorsun? Ya gerçekten bir dinleme cihazı falan mı var benim üstümde ya? Allah Allah. Gülme. Nefret ediyorum senden. Ben başka bir şey görüyorum senin gözünde ama. Ne yapıyorsun ya? Bana ayı diyen insana bakar mısın şu an? Sen ne portakal mı attın bana az önce? Pardon. Önce boşanman lazım. Yalandan da olsa evli biriyle benim hiçbir işim olamaz. Önce boşanman lazım. Umut var ya. Sen önce boşan. Sonra konuşuruz. Tamam. Söz. Ben de onu istiyorum. Sakın seni affediyorum diye heveslenme. Tamam, heveslenmiyorum. Bilmem gereken başka bir şey var mı? Gerçek adın ne mesela? Adım gerçek. Atilla. Başka? Bir şey daha var. Ne? Mert. Ne oldu Mert'e? Bir şey mi oldu? Hayır hayır yani. Mert benim kardeşim. Ne? Ay tekrar çok teşekkürler bu akşam için. Tamam. Hiçbir şey değil ya ben teşekkür ederim. Gerçekten çok değişikti, çok güzel bir akşamdı. Evet, benim için de. Aynen. Ne kadar güzelmiş. Ha, onu ben yaptım. Bahar dalı, çiçekleri falan. Aa, işte. Çok hoş. Evet, seviyorsunuz siz de bahar dallarını. Evinizde de vardı, görmüştüm. Evet, severim. Kardeşim ne yapıyorsunuz? İnsan bir sağına soluna bakar kapıyı açarken ya. Özür dilerim hanımefendi. Başka bir yana bakıyordum. İyi misiniz? Bir şey yok. Ya kırıldı gitti. Hepsi kırıldı ya. Vallahi kırıldı da. Ya, görmüyor musunuz? Dünyanın parasını verdim aldım ben bunları. Dangadanak açılır mı o kapı öyle ya? Hanımefendi alt tarafı için iki tane dal kırılmış. Yani kolunuz kırılmış gibi böyle. Bu ne şiddet bu ne cala. Sana ne diyeceğim? Benim Adnan'dan sonra bir ortağım daha olmak üzere. Eğer olursa var ya böyle evin çok güzel bir köşesine böyle para sayma makinesi koyacağım yemin ederim var ya. Yaşasın annemin.
Aman. Ne oldu kızım ya? Bizim için güzel şeyler olacak diyorum. Güzel şeylerden bahsediyorum. İş büyüyecek diyorum. Bizim için mi? Evet. Ben senin neyinim ki Reha? Başladık yine. Reha bak. Hı. Benimle evlenmeyeceksen oyalama beni lütfen. Ya kızım Allah Allah, ben öyle bir şey mi dedim ya? Senin bir şey dememen de problem var zaten. Ya sen şimdi çocukların yanına ne gerek var ya? Bu mevzulara ne gerek var? Ay ne olacak canım? Duysunlar, ne var ki bunda artık ya yani? Ya duysunlar tabii ki, bilsinler ama yavaş yavaş bilsinler. Hiç aceleye lüzum yok, öyle değil mi? Kızımı görüyorsun zaten, tepkilerini mevkilerini. Allah Allah. Ya çocukların bana karşı cephe almasını istiyorum ben. Arkadaş Allah Allah. Zaten o evin içinde o Melih Bey takımı sürekli dedikodu yapıp beni dolduruyorlar çocuklarıma karşı. Ben bilmiyor muyum? Ha, senin derdin çocukların tepkisini çekmemek mi? Evet. Hayatım sen onu söylesene. Ya ben onlarla öyle bir ilgilenirim ki. Vallahi bak Hande abla benim annem olsun diye yarışırlar. Evet. Ne? Geç dalganı sen, görürsün. Görüşürüz. Ben görüyorum ama sende o adanmışlığı, o inanmışlığı görüyorum. Ah! Filiz ablacığım. Nasılsın? Ay! Bu ne güzellik be. Gezmelerden mi geliniyor bakayım? Bir arkadaşımla yemek yedim, evet. Asıl sen nereden böyle? Daha yeni evlisin. Kocan yok mu yalnız geziyorsun? Olmaz olur mu? Var. Atilla iş gezisinde. O yüzden tek takıldım bugün. Çok güzel. İyi akşamlar o zaman sana. İyi akşamlar. Selamlar Türkan ablaya da. Ya o Karsu da yok ya. Yoksa bunlar gene bir... Hoş, neyse. Aa, hoş geldin. Ay, hoş bulduk. Nasıl geçti yemek? Dur dur, anlatacağım. Nerede gitti mi Zuhal? Gelmedi ki gitsin. Zaten o gelse bile erkenden yatar. Ay, tavuk mu bu? Bu saatte uyunur mu? Uyku çok önemliymiş. Bütün güzelliğimi uykuma borçluyum diye. Ay, o doktorun adını söylememek için kılı kırk yardı yani. Ben böyle bir şey görmedim. Külahımı anlatsın o. Neyse boş ver. Çocukları almaya gitmeden önce sana uğrayayım dedim. Yaptın, anlat bakalım. Olayı çözdüm. Çiçekleri yollayan albay değil, Hasan Bey. Nasıl anladın? Çünkü biz karşılaştık. Daha doğrusu çarpıştık. Evet, arabasının kapısı benim koluma çarptı. Elimde bahar dalları vardı. Hepsi düştü, kırıldı. Özür mahiyetinde yolluyor. Vay canına. Bir bahar dalı nelere kadir. Kibar adam tabii. Bana bak. İkinci bahar olur mu? Ne dersin? Tamam. Aa, neden olmuşsa? Ay yok canım. Dün bir, bugün iki ayrıca. Ya benim kimseye kolay kolay güvenim kalmadı zaten artık. Ay bizi tutturdu. Sıra gecesi yapalım sizi davet edeyim diye. Ay ben de tamam dedim. Ama ben tek başıma gidemem. Sen de gel ben. Aa ben gelirim. Gelirim tamam. Hem tanışmış oluruz. Sen de dünden razısın bakıyorum. Ne yapayım? Merak ettim kız. Vay be. Mert'e bak sen ya. Bayağı profesyonel yalancı ha. Kızma Mert'e. Var, bizim ailede böyle bir sorun var. Peki var mı başka bilmem gereken herhangi bir şey ha? Herhangi bir çevrilen de olan, başka bir yalan da olan bir şey. Yok. Emin misin? Ya biliyorum, anlaşılması çok zor. Ya anlaşılması zor değil, inanması zor. Önce bir inanabilsem anlayabileceğim belki. Ama önce o şoku atlatmam lazım. Karsu bak, saat çok geç oldu, hiçbir şey yemedik. Ben yiyecek bir şey söyleyeyim mi? Yok, teşekkür ederim. Benim bugüne kadar attığın yalanlardan karnım tok. Yapma artık, ne olur biraz sakin ol ya. Ben eve dönmek istiyorum. Tamam, döneceğiz zaten. 2-3 saat uyu şurada. Bırakacağım ben sabah seni zaten. Ya illa burada beraber mi kalacağız yani? Ya tamam, ben orada yatmayacağım. Burada küvette yatarım, şurada yatarım, bir yerde yatarım, sorun değil. Yok gel ya, şurada birlikte kıvrılalım. Neymiş o yol? Bana almış. Hediye. Evet. Bir de pazır pazır deyip duruyor. Dili de dönmüyor. Bahar dalı puzzle'ı.
kızlar. Kızlar. Gel gel, hoş geldin. Kızlar neler oldu bir bilseniz. Neler oldu? Çıktım biraz alışveriş yaptım. İşlerimi hallettim. Baktım hava mis. Sahilde yürüyeyim dedim. Aa, yanıma bir adam gelmez mi? Aa. Ay inanmıyorum. Bize kimse gelmez, sana mı geldi? Ay fenalık olsun. Nasıl yakışıklı. Nasıl şık giyinmiş. 3-5 sohbet ettik. Oradan bir kafeye geçtik. Benden çok etkilendi. Tabii ben de ondan. Ay nasıl mutluyum anlatamam. Resmen buraya gelmekle hayatım değişti. İyi ki gelmişim. Allah evet, iyi ki gelmişsin. Vallahi bana çok şans getirdiniz. Artık düğünüme beklerim. Vallahi ne diyeyim yani, Allah tamamını erdirsin diyecektim. Tam sen zaten dedin, erdirmiş tamamına. Ben gideyim valizimi hazırlayayım. Yarın yine görüşürüz Filiz'cim gitmeden. Tabii görüşürüz. Hadi bakalım vallahi kısmetlisin Zuhal. Kazanan her yerde. Derler ya hem kumarda hem aşkta. Karşı yok. Atilla yok. Yok canım saçmalama, Karşı affetmez Aslı. Naylon fatura keseceğiz. Sen halledersin değil mi? Tamam tabii. Peki offshore hesaplarına aktarım yapıldı mı? Evet. Güzel. İyi geceler. İyi geceler dedim ama. Duydum. Bana iyi geceler olması da olur zaten. İnat ya.
al şu yastığı. Yani iyiydim böyle, sağ ol. Gerek yoktu. İyi, alma o zaman. Karsu. Hı. Ya benim her yerim tutulacak böyle, ben şurada en azından ayağın şu alt tarafta yatsam olur mu? Hayır, olmaz. İyi, emredersin. Rahatladın tabii. Dinlendin de. Kendine pay çıkarma istersen, olur mu? Olur, tamam. Yani gitmemiz lazım. Seni merak etmesinler. Kalk istiyorsun ufaktan. Ama bir tuvalete gireyim. Gidelim. Tamam. Yani hemen çıkacağız. Ama istiyorsan yolda bir yerde bir kahvaltı etmek istiyorsan ayarlayayım. Çok isterim ya. Çok güzel olur. Şöyle beraber baş başa, el ele göz göze kırsalda bir brunch yapalım. Hı? Yani brunch saati değil ama ben istiyorsan ayarlarım. Hiç deli etme beni sabah sabah. Tamam. Ben dışarı bekliyorum. Seni bırakacağım çünkü sonrasında hemen boşanma işlemlerini halletmem lazım. İyi, sen boşanınca da konuşuruz. Ya pişkin pişkin gülüyor bir de. Ben yaptım bütün bunları. Hepsi benim yüzümden. Karsu. Ben yüzsüz yüzsüz gülmüyorum yani. Ben sana baktığım zaman gülümsememi tutamıyorum. Dışarıdayım, bekliyorum. Her şey bir cevabı var, inanılmaz.
Günaydın, günaydın. Kolay gelsin. Şöyle. İçeri biraz daha içeri. Döndür biraz. Bu saz hayatını buraya alırsınız. O masayı böyle çevirirsiniz ha. Duydunuz ama hazırlıklar çok iyi baba. Hey. Kuş sütü eksik olmayacak Dilaver. Tamam mı? Sen hiç kebaplar, çiğ köfteler, tatlılar yağdırın. Emredersin baba. Atilla ne yapıyor? Vallahi bugün görüşemedim ama Cevdet'le konuştum. Her şey yolunda. O çocuk neydi? Adı? Şarkıcı oğlum. Mert'i mi diyorsun baba? Şey, Cengizhan. Her neyse. Nasıl oğlum? Durumu iyi mi? İyi baba. Bir yerde çıkıyor, şarkı söylüyor falan. Kimseye bir zararı yok. Onun zaten kimseye zararı yoktu. Baba, belki bir gün her şey düzeldiğinde, yani en iyisini sen bilirsin tabii de. Yani. Bir racon kesmemiz gerekiyordu ama aramızda kan bağı değil, can bağı var. Haydi bakın işinize haydi. Emredersin baba. Hadi oğlum hadi. Oyalanma. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş buldum. Maske için biraz erken değil mi? Akşam ablamla bir yere davetliyiz. Çocuklar çıktı mı? Çıktılar. Reha az önce aldı götürdü. Ay iyi bari. Nereye davetlisiniz teyzemle? Ya hani sana söylemiştim ya geçenlerde doktora giderken arabam yolda bozuldu. Bir adamın biri geldi yardımcı oldu, bir çay kahve. İşte onunla. Sen bırak beni. Asıl sen nerelerdeydin? Ben dedim ya işte kitap fuarı. Nasıl fuarmış bu? Hemen başladı. Ertesi gün bitti mi? Anne daha kapıdan içeri girer girmez ne olsun üstüme gelme sorguya çekme beni. Ya şu halime baksana bir banyoya gireyim, bir giyineyim tamam? Tamam hadi. Var bunda bir haller de dur bakalım hayırlısı inşallah. Hoş geldin. Erkenden başlamış hazırlıklar. Ne diyeceğim? Filiz, Zuhal gidiyor da sen de gel de bir vedalaş. Ay vallahi yanarım. Şunun ameliyat izini göremedim ona yanarım. Tamam gelirim. Tamam. Ha abla. Hay abla. Şu Mert'i çağıralım da diyorum sıra gecesiyle ilgili. Bize biraz bilgi versin ya nedir ne değildir. Müzisyen o biliyordur. Yabancı kalmayalım diyorsun ya. Tabii canım ortamı ayak uydurmak lazım. Tamam sen ara ama sonra hemen gel. Geç kalma. Tamam. Üstümü değiştirip geliyorum. Yani. Tamam. Hadi. Oo. Beyim. Paşam. Helalim gelmiş ya. Selam. Ne haber, ne yaptın? Dün gece haber vermedin. Ha? Allah Allah. Neredeydin? Hesap mı soruyoruz biz birbirimize? Vallahi ben hesap soruyorum. Merak ettim çünkü. Sağlığından falan endişelendim. Haklısın, doğru. Yani haber veremedim. Kusura bakma. Kusura bakma. Çok ılımlısınız. Bu şey diye mi? Boşanmayı kabul edeyim diye mi? Ne alakası var bununla bunun? Karsu'yla mıydın? Seni ilgilendirmez. Lütfen onu da rahatsız etme, olur mu? Aa. Rahatsız mı ediyormuşum? Böyle mi söyledi? Hayır. Kimse öyle bir şey söylemedi. Ama ben artık çözüm buldum. Kurtulacağız bu saçmalıktan. Özgürleşeceğiz. Nasıl olacak o? Takma kafanı ya sen. Şimdi sana söylerim gider başkalarına anlatırsın. Yanarız. Ama kurtulacağız merak etme. Lütfen. Bu iş bittikten sonra iki arkadaş gibi hayatımıza devam edebilelim. Olur mu? Öyle olsun bakalım. Tamam. Efendim Cevdet? Abi Kadir'in yerini sonunda bulduk. Oh sonunda. Yani ben orada olduğuna eminim abi. Ama yine de gidip bir bakalım sen kendi gözlerinle gör. Tamam bakarız. Sen yarım saat alsana beni aşağıdan. Anlaşıldı abi.
Tamam. De Allah'a emanet. Ben duş alıyorum, yarım saate çıkıyorum. Karsu, döndün mü? Döndüm Nevzet Bey. Doğru tabii, dönmüşsün. Hı hı, döndüm, buradayım bakın. Sanki biraz seni gergin gördüm gibi. Yok, hiç gergin değilim. Sadece bazı taleplerim var. Zam istiyorum. Haftada bir gün çalışmak istiyorum. Öğlen 3'te gelmek istiyorum. Canım istediğinde çıkmak istiyorum. Tabii, zam olur. Olur, tamam, yaparız. Olur. Olur, yaparsın tabii ki de. Ona ne şüphe? Karsu, öğrendin mi? Ha, öğrendim tabii ya. Karsu, çok özür dilerim. Ben Karsu Hanım, Atilla, yani abime hayır diyemezdim. Sizin de işe ihtiyacınız vardı, sizin iyiliğiniz için. Ama yemin ederim, ben gerçekten bir kitapçı açmış olsaydım... Yine sizi işe alırdım. Gerek adanmışlığınız olsun, gerek çalışkanlığınız olsun. Sus, sus artık. Sus. Aylardır beni kandırdınız. Siz bunları nasıl uydurdunuz ya? Nasıl yapabildiniz bunu? Evet. Biraz öyle oldu. Özür dilerim. Ama sonuçta ben de emir kuluyum bir yerde. Ama şunu söyleyeyim. Abim sizi çok seviyor. Yani... Sizin için neleri göze aldı bir bilseniz. Şimdi bir başlarım sana da abi, ne de... Açmam lazım bunu, bekle. Okuldan geliyorlar. Alo? Evet. Deniz iyi ama değil mi hocam? Bir şey yok değil mi? Tamam. Tabii tabii. Hemen geliyorum. Tamam. Karsu Hanım, acil bir durum mu var? Ben de geleyim mi? Elinin körü var. Sen ifadeni sonra alacağım. Bekle beni burada. Tamam. Ben beklerim. Bekliyorum. Çok ucuz atlattım. Sanki. İpek. Aa, selam. Ne haber? İyi. Keyfini yerine getirecek harika bir sürprizim var. Neymiş? Aydınlık Evleri 2 biletim. Şaka yapıyorsun. Gel ciddiyim, baksana. Ya Ömer, inanmıyorum. Of, çok istiyordum. Çok mutlu oldum ya. Ay, çok teşekkür ederim. Ne demek? Ay, hemen ben Figen'i arayayım, onunla gideyim buna. Çok teşekkür ederim. Ay. Bu arada borcum ne kadar? Önemli değil ya. Yok canım, olur mu öyle şey, bekle. Ömer. Neyse, nasıl olsa görürüm. Şansına tüküreyim Ömer ya. Ya neden 2 biletim var diyorsun? Benimle gel desene. Dur ya, dur. Beni de bekleyin. Ya öldüreceksin beni. Evet, alın aman bakayım kahveleri. Aman, ellerine sağlık. Ah, sağ ol canım. Oh, bayılıyorum bu eve ya. Sağ ol. Filiz'im. Evet kızlar. Nedir olay? Biz sıra gecesine gideceğiz. Sıra gecesi? Siz? Ne alaka? Bir arkadaşın davetlisiyiz. Nasıl bir arkadaş bu ya? Kimmiş bu? Ya sen bırak arkadaşın kim olduğunu. Sen biraz bizi aydınlat. Ne oluyor bu gecelerde? Nasıl yapılıyor? Ne bileyim, sırayla şarkı mı söyleniyor? Mesela mikrofon sırası bize gelirse ne söyleyeceğiz? Hani böyle erkekler sıra sıra oturuyor ya. O yüzden mi sıra gecesi deniyor? Ha, yok abla. Ya her seferinde bir başkasının evinde yapıldığı için sıra gecesi. Sıra bende der gibi, benim sıram. He. Urfa adetidir, müthiş. Altın günü gibi yani. Yani.
kızma. Anladım. Demek ki bu sefer sıra bizim arkadaşa gelmiş. E peki ne oluyor? Neler yapılıyor? Ablam ne yapılmıyor ki? Böyle sırayla türküler, şarkılar söylenir. Yöresel olacak ama. Saz çalınır. Böyle şiirler okunur. Bol bol yemek de olacak. Oh, ikramlar deli gibi. Ya. Güzelmiş. Vallahi sıra bana gelirse patlatırım bir Sezen şarkısı banko. Yok ablam, sen en iyisi Madonna'dan Frozen söyle. O ne ya? Ya ben size yöresel diyorum, sen bana Sezen diyorsun abla. Olmaz ki. E peki tamam o zaman, örnek ver yani. Ne söyleyelim, fazla bilmiyorum ki ben. Ya babamın sevdiği bir şey vardı. Babam da mı bilir bu havaları? Tabii canım. O da Urfalı demek ki ha? Ay ne güzel. Ne çok da Urfalı var ya. E peki ne yapıyor şimdi baban, nerelerde? Sizleri Ömür ablam. Ah canım. Ay başın sağ olsun. Ay nurlar da yatsın. Sağ olun, sağ olun. İyi tamam, hadi bul bize bir şeyler bakalım. Dur, söylüyorum. Ha, bir örnek ver bize. Canım. Benim için bırakmasaydın çalışmayı. Ne demekmiş o? Her şey beklesin, dünya dursun. Benim canım karım gelmiş. Bulgaristan'a geldik herhalde, bu ne ya? Ama uzak yerdeyiz. Korkudan. Vay 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 Kadir'im ya. Şükür kavuşturana be kardeşim. İşte bu. Abi ben bizim adamlara söyleyeyim, bir saate gireriz. Olmaz. Nasıl olmaz abi? O zaman Kadir'i niye bulduk? Ben babamla yüzleştiğimde Kadir'in hayatta olması lazım oğlum. Abi ben tam olarak neyi kaçırdım? Çünkü anlayamıyorum da. Şöyle anlatayım sana. Babam hep bize memleketten sonra hayatta en değer verdiği şeyin ne olduğunu söyler. Sen. Bakalım öyle mi hakikaten, göreceğiz. Kadir gösterecek bize bunu da. Neyse, çok işimiz var. Hadi uzayalım. Ya öğretmenim, vallahi siz böyle apar topar çağırınca ben dedim ki kesin bir vukuat var dedim yani. Bir şey oldu dedim. Hocam ne oldu peki? Sorun nedir? Bu benim annemin yüzüğü. Evet. Deniz bugün balıma evlenme teklifi etti ve bu yüzüğü verdi. Ne? Balım teneffüste arkadaşlarını gösterirken nöbetçi öğretmenimiz görmüş. Balım da Deniz'in verdiğini söylemiş. Benim bonkör oğluma bakar mısın? Affedersiniz hocam, neticede çocuk bunlar yani, olabilir. Hocam çok özür dilerim. İnanın böyle bir şeyden hiç haberim yoktu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Şaştım kaldım. Bir şey diyeceğim, annen vermiş olmasın? Annem böyle bir şey yapar mı Reha? Çocuklar bazen evdeki olaylardan, izlediklerinden fazlaca etkilenebilirler. Siz yine dikkat edin. Çok da üstüne gitmeden bir konuşun. Tabii, hiç merak etmeyin. Aklınız kalmasın, ben mutlaka onunla güzel bir şekilde konuşacağım. Kusura bakmayın. Rica ederim. Haber verdiğiniz için de teşekkürler öğretmenim. Biz müsaadenizi isteyelim. Çok mahcubum. Çok özür dilerim hocam. Çok sağ olun çağırdığınız için. Hoşçakalın. İyi günler. Sağ olun. Kapıyı kapatalım mı hocam? Açık kalabilir. Tamam. Vallahi bu öğretmen de biraz abartıyor. Ne var yani? Bir sevmiş, hediye vermiş. Hediye dediğin şey annemin pırlanta yüzüğü Reha. Düşün işte ne kadar kıymet veriyorsa kıza. Ha? Tamam. Kapat kolunu. Ne oldu? Ya sizi niye çağırdılar? Yok bir şey canım. Sen hadi gir arkadaşlarının içeri. Deniz de birazdan gelecek. Önce onunla birazcık konuşacağız. Şimdi anlaşıldı. Deniz'e ceza geliyor. Oba! Deniz'cim,
Bize anlatmak istediğin bir şey var mı? Cezalı mıyım? Değilsin. Ya oğlum, madem böyle bir isteğin, niyetin var, bize söylesene ya. Gidelim usulünce çikolatamızı, çişeğimizi alalım. Ya! Ben ona şeker yüzük aldım ama o gerçek yüzük istedi benden. Al işte bak, görüyor musun? Benim oğlumun üstüne gitmişler işte orada. Denizciğim, peki nereden çıkıyor bu yüzük vermeler, evlenme teklifi etmeler, evlenmek istemeler? Sen daha çok küçüksün bunun için. Evet. Hande abla babamla evlenmek istedi. Her kadın evlenmek ister zaten dedi anneanne. Külliyen yalan. Oğlum sen bunu nereden uydurdun ya? Duydum, sana kızdı. Bütün bu muhabbetin nereden çıktı da belli oldu. Allah belamı versin. Böyle bir konuşma olduysa bile ben hiçbir şekilde hatırlamıyorum ya. En azından ben yüzük aldım. Denizciğim, sen evlenmek için çok küçüksün. Bundan sonra sakın öyle yüzük vermeden evlenme teklif etmeler falan yok, tamam mı? Hadi dersine. Koş, koş içeri dersine. Çabuk, geç kalma. Al, iki, üç, dört. Omuzlar, ayaklar, üç, dört. Ayaklara bak. Bastır, hadi. Ha, gel, 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 gel. Ha, ha. Hadi kalkın ya, kalkın beraber. Biz de mi? Evet ablacığım, hadi. Hadi, şey kırmayalım çocuğu bari. Bize de öğretmeye çalışıyor, kaptırdı kendini. Hadi gel, 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 gel. Tamam, hadi, gel. Al mendili, al mendili. Sallayacaksın onu. Ben pek ayak uyduramıyorum ama. Ayak uydurmaya çalışma zaten. Tempolu yürü olur o. Hey, hey, hey. Aynen böyle. Bravo kızım. Haydi. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ah. Irmak, hoş geldin. Ne yapıyorsunuz siz? Irmak, hadi gel sen de beraber. Katıl, katıl abaya. Ayol nereye katılacak? Hamile kız. Ah, doğru ya. Ay, öldüm vallahi, bittim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Abla, ben diyeyim sana. Sende hiç kondisyon mondisyon yok. Neyse, söylediklerim anlaşıldıysa ben Deniz kaçar. Ay, ben de kan ter içinde kaldım. Ben de gidiyorum. Ya kalsaydınız. Yok, baş başa konuşuruz. Şurada mantımı alayım. Tamam. Irmak, kendine dikkat et. Hadi görüşürüz. Tamam. Mert. Bak abla, omuzları unutma, tamam mı? Tamam, tamam, hadi. Ay, ay. Vallahi bir şey diyeceğim, öyle evlilik falan yok ha bende, öyle bir şey yok ya. Ya ister evlen, ister nişanlan, istersen orana burana kına yak. İnan hiçbiri umurumda değil. Kızım nasıl konuşuyorsun ya? Hande benimle evlenmek istiyor olabilir. Ya zaten ben de olsam benimle evlenmek isterim vallahi, onu net söyleyeyim yani. Sen hala kendini övüyorsun ya, inanılmaz. Ya övmek değil tabii de ya, sen ama niye buna bozuluyorsun ki, hayırdır? Ben niye buna bozulayım Reha? Benim seninle bir ilişkim yok ki. Biz seninle ayrıldık. Sen bundan sonra sadece benim çocuklarımın babasısın. Senden tek istediğim şey de çocuklarımıza güzel babalık yapman, onlarla ilgilenmen. Senden başka hiçbir şey istemiyorum. Ben ilgileniyorum çocuklarımla. Evet, aynen öyle. Öyle de devam et. Çok güzel. Biz boşandık. İkimizin de ayrı hayatları var ve de öyle olmalı. Tamam mı? Ne sen bana bozulabilirsin, ne de ben sana bozulabilirim. Değil mi? Ne ben sana bozulabilirim, ne de sen bana bozulabilirim. Yani benim karım gidecek, istediğiyle takılacak, gezecek, tozacak. Ben bozulmayacağım, hiçbir şey yapmayacağım. Öyle ben bilmem ne miyim şimdi, beni konuşturacağım burada. Bilmem ne miyim ben? Şu Hande'yle hemen bir evlenseniz de şu benim karım olayı bir bitse. Senin hayatında biri mi var? Nasıl başladın? Harbiden bir şey diyeceğim. Biri mi var? Var. Kim? Söyle. Yok. Var. Belki de var, belki de yok. Bilmiyorum. Sen de bilemezsin bunu. Çünkü seni ilgilendirmez. Bak ne yap biliyor musun? Eve git. Ayaklarını uzat. Şöyle derin bir nefes al. Ve sürekli tekrarla böyle kendini. Karsu benim karım değil. Karsu benim karım değil. Karsu benim karım değil. Yetmiyor mu? Kalem kağıt al eline, yaz. Yaz. Sabaha kadar yaz, tamam mı? Sende bu son zamanlarda bir haller var. Bir değiştin saçın başın, giyimin, kuşamın. Sana ne oldu sana? Sen biri var. Senin hayatta biri var. Reha, bir kadın özgüveninin yerine gelmesi için yeni bir aşka ihtiyacı yok. Tamam mı? Yanındaki ağırlıklardan, ona iyi gelmeyen şeylerden kurtulmaya ihtiyacı var. Anlayabildin mi? Kimsenin hayatında kim? Hoşça kal. Bir şey diyeceğim. Dur bir dakika. Gel, var gideceğin yere bırakayım. Araba var. Kim? Hayatındaki kim?
Ha? Kim? Senin hayatında kim? Atilla mı? Söyle bana. İyisin değil mi? Konuştun mu Adnan'la, ne oluyor? Konuşmadım ve konuşmayacağım. Ona sıkı bir ders vereceğim ben. Aklım bende kalmasın anne. Ya kızım bir intikam meleğine dönüşecek. Benim de aklım kalmayacak. İyi, güzelmiş vallahi. Anne sen nasıl bir kadınsın ya? Bunca şeyden sonra bile hala beni düşünüyorsun. İnsanın evladı söz konusu olunca bir sevgi savurganlığına giriyor. Ha, bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi ondan da pek emin değilim ya. Her anne böyle değil. Bu sana özel, emin ol. Her anne öyledir. Arada çürük elmalar olabilir tabii. Ama istisnalar kaideyi bozmaz. Sen de anne olacaksın. Umarım evladından yana üzülmezsin. Çünkü evladın açtığı yara öyle bir nasırlaşıyor ki sonradan. Ha, iyi tarafı bir daha hiçbir şey seni kolay kolay üzemiyor. Peki beni gerçekten affedebildin mi? Tabii ki affetmedim. Millet de boş boş konuşuyor. Yok, affet hafifle, affet bilmem ne. Affedilecek şey var, affedilmeyecek şey var. Öyle kolay değil o işler. Anne yapma böyle. Mesela şimdi aslında bunları konuşmamız çok anlamsız. Sen lafı açtın diye söylüyorum ben. Adnan'ı öyle biriyle görünce ne hissettin peki? Sana kızgınım tabii ama sonuçta üzülmeni de istemem. Benim yaşadıklarımı yaşamanı hiç istemem. Keşke bunlar hiç olmasaydı. Keşke sen mutlu ama bizden uzakta olsaydın. Ben artık senden uzakta olamam. Biliyorsun değil mi? Maalesef. Söyledim Karsu'ya her şeyi, biliyor artık. Ne diyorsun ya? Hı. Benden bahsetmedin umarım abi. Bahsettim. Abi sen ne yapıyorsun ya? Beni niye yaktın şimdi durduk yere? Sen bir de beni düşün. Oğlum ben kendimi patlatmışım, siz mi düşüneceğim ya bir de? İyi de baya baya yalancı durumuna düştük şimdi. Ya ben? Yalancısınız oğlum. Senin yüzünden yalancıyız. Allah Allah. Abi Karsu giderken seninle daha işim bitmedi dedi. Kadın bana ne yapacak ya? Korkma lan. Ne yapabilir? Bağıracak, çağıracak, gidecek işte sonra. İnşallah bağırmakla kalır. Ben bugün altın kızlarla beraberdim. Hiçbir şey söylemediler. Altın kızlar kim be? İşte Filiz'le Türkan ikilisi yok mu? Altın kızlar mı diyorsun onlara? Komik bir şey. Komik. Cim abi sinirimi bozdun benim ya. Ama bunlar... Karsu altın kızlara bir şey söyleyemez. Söyleyebilir mi? Söyleyemez. İyi de abi olay eninde sonunda ortaya çıkacak. E tabii çıkacak. Ama benim önce ağamızla bir helalleşmem lazım. Babamla helalleşilmiyor, farkındasın değil mi? Abi peki nasıl olacak? Sen %100 çiftlikte olduğuna emin misin? %1 milyon eminim abi. Dilaver'in peşine adam taktım. Hasan baba çiftlikte. Abi ne diyorsunuz ya? Babam çıktı mı hapisten? Aa sen bilmiyorsun lan, doğru. Çıktı. Çıktı ağamız. Gizliyor ama merak etme. Ne yapacaksın peki şimdi?
Karşısına mı dikileceksin? Aynen. Ben sana söyleyeyim, sen dua et de bir de Dilaver'e seni öldürtmesin. Dilaver beni öldüremez de. O kadar da değil ya. Ha, merak etmeyin, öyle bir şekilde çıkacağım karşısına. Hiç aklına bile gelmeyecek bunlar. Ben de. Korkmayın. Ay sağ ol anne, teşekkür ederim. Hah, al canım. İyi ki geldin Irmak, sen de aklımız kalmıştı. İyiyim ben ya, merak etmeyin beni. Ay sürekli şunu konuşmayalım lütfen, sen ne yaptın? Tamam, ben konuyu değiştiriyorum. Hazırsanız. Aa, benim yüzüğüm değil mi o? Ne işi var sende? Deniz bu yüzüğü alıp okula gidip arkadaşına evlenme teklif etmiş. Aa, kime? Çocuğun yüzük yürütüp evlenme teklif etmesi normalde, biz gelin adayını mı merak ediyoruz? Nutkum tutuldu ya. Ama aşıktı ya, biliyorduk. Ya kızım parmak kadar çocuğun aşkından ne olur Allah aşkına ya. Önce şeker yüzükle evlenme teklif etmiş, Allah anne bende kalmasın. Ama balım kabul etmemiş. Vay, balıma bak sen, akıllı. Ama uzak dursun o kızdan. Anne çocuk bunlar, daha ne diyorsun ya? Ay hırsız etmiş oğlanı ayol. Ay aşkım benim ya. Haydi bir görmeniz lazım, nasıl gurur duydu. Benim oğlum bonkör deyip duruyor. Tabii canım. Babasına çekmemiş. Gurur duyulacak bir şey bence de. Ama yani tam rehalık hareketi, hiç şaşırmadım. Aa, Mert Melek geldi bugün. Kızım, ben eve bir geldim. Hepsi teyzem beraber böyle salonun ortasına göbek atıyorlar. Ne? Ay, göbek değil o bir kere. Halay. Ya aman işte, oynuyordunuz hep beraber. Bir dakika, anlamadım ben. Siz Mert'i eve çağırıp halay mı çekiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Evet canım, teyzenle oturuyorduk, birdenbire halayımız geldi. Hani üçüncüyü bulursak salonu daha güzel turlarız dedik, Mert'i aradık. Ay Allah'ım ya! Sıra gecesine davetliyiz. Aa, ne? Kız ne? Evet, davetliyiz işte, söyledim ya sana, bahsettim. Bir dakika, senin bana teyzenle bir yere davetliyiz dediğin şey bir sıra gecesi miydi? Ben anlamadım ki, nereden bileyim? Ne alaka ya? Ay, evet canım işte, kabul ettik, bize değişiklik olur dedik, gidiyoruz. Annem biriyle tanıştı ya. Hasan Bey. Onu kurtlardan kurtardı ya. Ya arkadaşça bir davet, bir şey yok bunda. Ay siz kendinizle alay edin. Ay çok romantik ve yöresel. Ya vallahi billahi ya. Ya artık sizin dilinize düştük ya. Ah, acı yerim söyle neyleyelim. Sevmeyelim de taşa mı dönelim? Bu yüreği kimlere gösterelim? Kim bilir? Kim? Yalan. Tövbe yarabbim. Sen arada sırada uğra bana. O vardayım diye kıyma bana. Hasan Bey, siz çok yoruldunuz, canınız çıktı. Biraz da başka biri mi yapsa onu? Zinhar, bunu ben kendi ellerimle hazırlayacağım, kendi ellerimle yedireceğim. Bunun makbulü budur. Şundan bir tadarsanız. İyi. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. Nasıl, güzel mi? Güzel. Acısı yerinde mi? Çok. Dur ya, bir şey olur. Hanımefendiye bir ayran ver. İyi misin? Deniz, öbür tarafa gittim geldim ben. Hiç ayran, hiç ayran.
Şu benim türküyü çal ya. Sana diyor. Ne diyor? Nemrut'un kızı diyor. Ben niye Nemrut'un kızı oluyorum ya? Abi çiftlik tamam. Kapıdaki adamları da sepet havası yaptık. Sen yapıştır gel. Ben kapıda bekliyorum. Hah iyi güzel. Az kaldı ben de birazdan oradayım. Anlaşıldı abi. Gözünüzü dört açın. Hadi bakalım Hasan ha. Ah teşekkür ederim. Siz de hanımefendi? Ben almasam. Olmaz, alacaksın. Kader mahkumu gibisin. Sus. Çalışma odasına al, geliyor. Hasan Bey hayrola, bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Siz buyurun, rahatınıza bakın. Ben birazdan geleceğim. Tabii. Afiyet olsun. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok öpeyim Canda. Bence de. Ama tarzı biraz... Ne? Fransız kontunda aşiret reis. Ama bırak Allah aşkına kontu montu. Getirme şimdi aklıma şunu. Ne güzel keyfimiz yerinde. Allah kurtarmış. Hı. Yani çıktı. Ama başlamış hemen sıra gecelerine bizsiz. Ben biliyorum senin ne kadar zamandır dışarıda olduğunu. Oğlum sen bilsen ne olacak, bilmesen ne olacak? Sana ben hesap mı vereceğim? Ya bu aramızdaki kırgınlık bitsin diye geldim. Ben o yüzden buradayım. Buraya geldiğin zaman böyle baskın yapar gibi gelmeyeceksin.
Atilla Bey. Haklısın. Ama artık konuşmamız lazım. Değil mi? Konuşalım mı? Konuşayım. Ben bir tuvalete gidiyorum. Şöyle, ben her şeyi anlattım. Biliyor Karsu benim kim olduğumu, ne olduğumu, her şeyi biliyor. Ne diyorsun oğlum sen? Şunu diyorum, sen bana bir ceza verdin. Biz yıldırım nikahı yaptık. Şimdi aynı hızla bu evliliği bitireceğiz. İsyan bayrağı açıyorsun yani, öyle mi? Estağfurullah canım, olur mu? Ben sana yalan söyledim. Hakkın var. Ama ben o üç çocuklu kadına aşık oldum baba. O üzülsün istemiyorum. Bana zorluk çıkartırsan kaderin inini biliyorum. Gideceğim, avlayacak beni. Ne diyorsun lan sen? Blöf yapmıyorum baba. Ben blöf yapmam, bunu çok iyi biliyorsun. Ben dediğimi yaparım. Ya kabul edeceksin ya da biz seninle bu gece vedalaşacağız. Karşı kim lan? Karşı kim? Denetle beni! We'll be right back.
Hmm.